Sayın hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım, Şamanizm ve Hakas Ölüm Maskeleri 2000 yıl önceki Türkler adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Konferansımıza başlamadan önce katılımcılarımızın size kısa özgeçmişlerinden bahsetmek istiyorum. Doktor Timur Davletov, 1974'te Kırgız-Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Issık-Göl bölgesinde doğan Timur Davletov, 1990'da Leningrad Olimpiyat Rezervleri Spor Lisesi'nden mezun oldu. 1993'te girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1997'de tamamladı. 2006'da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyoloji Anabilim Dalı'nda Din ve Milliyetçilik Etkileşimi bağlamında Güney Sibirya Türklüğü konulu yüksek lisans tezini savundu. Kasım 2018'de ise aynı üniversitede Timur Davletov, saha araştırmasını da içeren Sibirya ile Anadolu arasında sosyokültürel devamlılığın unsuru olarak Kamlık, Şamanlık adlı doktora tezi bilimsel jüri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. 1999'dan beri Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda Sibirya uzmanı olarak çalışan, 2012'de Hakasça'dan yaptığı bilimsel çevirilerden ötürü Avrasya Yazarlar Birliği'nin Türk lehçeleri arasında en iyi bilimsel eser çevirisi ödülüne layık bulunan, 2013'te Türk Soy'un 20. yılı onur madalyası, 2015'te Büyük Kazak Halk Ozanı Süyünbay Aronoğlu onur madalyası, 2017'de Kazakistan Cumhuriyeti Üstün Kültür Emekçisi madalyası ile ödüllendirilen Timur Davletov, Hakasça, Türkçe, Rusça ve İngilizce bilmekte ve uluslararası ilişkiler, enerji güvenliği, eski Türklerin sosyal siyaseti, şamanizm, Türk destanları, şaman mitolojisi, günümüzde Türklerin inanç sistemleri ve sosyokültürel değişimi konularında araştırmalar yapmakta olup, 160'a yakın çeşitli yazı ve makale, 160 civarında haber, yazı ve makale çevirisi, Türkiye'de yayınlanmış iki romanlaştırılmış destan ve Hakas Türkçesinden Anadolu Türkçesine akademik olarak aktarılan üç kahramanlık destan ve Hakasça 130'a yakın şiir müellifidir. Timur Davletov'un ayrıca Kızıl, Abakan, Bakü, Bişkek, Stockholm, Prag, Prag Çek Cumhuriyeti'nin başkenti. Buralarda çeşitli bildirileri ve konferansları mevcuttur. Timur Davletov'un Eylül 2017'de birinci ve Ocak 2018'de de ikinci baskısı çıkan Şaman, Doğanın Şifası Uyanınca ve Kasım 2018'de birinci baskısı çıkan Şaman Masalları, Üç Alemin Gezgini adlı kitapları büyük ilgi görmektedir. Söz konusu bu eserlerle Timur Davletov, Asi Yayın Grubu öncülüğünde Mayıs 2018 itibariyle şu seçkin kitap platformlarında imza ve söyleşi etkinliklerine katılmıştır. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, Çukurova 11. Kitap Fuarı, 12. Ankara Kitap Fuarı, Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen Çakabey Kitap Günleri, İzmir Kitap Fuarı ve 10. Kocaeli Kitap Fuarı. Pelin Çift'in TRT1'de sunduğu Gündem Ötesi, Gürkan Hacır'la Halk TV'de sunduğu Şimdiki Zaman ve Ümit Zileli'nin Halk TV'de sunduğu Ses Ver Türkiye adlı programa konuk olan Buket Uzuner'e Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları Toprak adlı romanı için danışmanlık yapan, Türk kültür ve sanatı alanında çeşitli projeler hazırlayıp gerçekleştiren ve TED konuşmacısı olan Timur Davletov, ayrıca Türkiye'de 20'nin üzerinde üniversitede şamanizm konusunda konferanslar vermiş, ulusal ve uluslararası gazetelerde röportajları yayımlanmış, televizyon ve radyo söyleşilerine konuk olmuştur. Nüket okutan Davletov, 1992 yılında Antakya'da doğdu. 2010-2014 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında ise şu anda yayına hazırlık aşamasında bulunan Hakaslarda Atalar Kültü ve Günümüz Hakas Kültürüne Etkileri adlı teziyle Hacettepe Üniversitesi Türkiye At Araştırmaları Enstitüsü'nden master derecesini kazandı. 2011-2015 yılları arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi bünyesindeki Yesevi Sanat Topluluğu'nda orkestra ve vokal grubu üyesi olarak görev yaptı. Çok sayıda festival ve etkinlikte yer aldı. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Hakasça bilen Nüket okutan Davletov, akademik kariyerinin ve müzik çalışmalarının yanı sıra edebiyatla da ilgilenmektedir. 2012 yılında Avrasya Yazarlar Birliği 2. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması Türkiye İkinciliği ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlarına ek olarak yayınlanmış çok sayıda hikayesi bulunmaktadır.
Aynı zamanda Nüket Davletov, Timur Davletov'un Kasım 2018'de birinci baskısı çıkan Şaman Masalları Üç Alemin Gezgini adlı kitabını hem yayına hazırlamış hem de gözden geçirerek düzenlemeler yapmış. Bu yüzden anılan kitabın künyesinde yayıma hazırlayan olarak yer almıştır. Şimdi izninizle ben konuşmacılarımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Nüket Okutan Davletov. Bugün bu etkinliği burada yapmamızı sağlayan, kaç gündür emeklerini ortaya koyan Genç Kalemler Edebiyat Topluluğu Akademik Danışmanı, arkadaşım, araştırma görevlisi Arda Karadavut'a çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde bu sergiyi kaçıncı kez yaptığımızı tam olarak hatırlayamıyorum. İlk olarak Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. Daha sonra Sayın Timur Davletov'un sergi küratörlüğünü yapmasıyla Türksoy'da gerçekleştirdik. Ardından Kırklareli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yaptık. Sanırım epey bir gerçekleştirmişiz. Yani geçtiğimiz Nisan'dan beri de Timur Davletov'la birlikte bu sergiyi şamanizm bağlamında ele alarak konferansa döktük. Şimdi ben bu ölüm maskeleri konusuna girmeden önce Hakaslar kimdir, Hakasya nasıl bir yer, nerede, şamanizm nedir, nasıldır bunları işin uzmanından dinleyelim istiyorum. Sözü Timur Bey'e veriyorum. Ben de herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu seçkin topluluk, bu üniversitede böyle bir seçkin topluluğun karşısında konuşmaktan çok onur duyuyorum. İlk defa da geliyorum bu şehire, Zonguldak'a. Çok duymuştum. Yani demek istiyorum ki altyapısı çok sağlam, çok güzel. Çok beğendim. Hem bir taraftan deniz, bir taraftan bilim. İnsan daha ne isteyebilir? Dolayısıyla böyle bir binlerce yıl, belki de on binlerce yıl eskiden günümüze kadar ulaşan bir inançsal kültürü anlatmak başka bir kıvanç kaynağıdır benim için. Şimdiye kadar 20'den fazla üniversitede anlattım şamanizm konusunu, Türklerin eski inanç sistemi ve aynı zamanda yaşayan bir inanç sistemi. Farklı araştırmacılar var, şamanizm konusunda araştırmalar yapan. Fakat bu konuya girmeden önce kısaca Hakas Türklerini anlatmak istiyorum. Hakas Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu içinde yer alan Türk Cumhuriyetidir. Toplam Rusya Federasyonu içerisinde 22 tane cumhuriyet var. Bunlar federe devlet olarak geçiyor. Bunların içerisinde 11 tanesi Türk devleti olarak geçiyor. Rusya Federasyonu'nun anayasasına göre de birer devlet olarak kabul ediliyorlar. Ve en üst statüye sahipler. Yani federasyonun içinde toplam 84 tane idari birim var. Bunların içerisinde 22 tanesi cumhuriyet ve bu 22 cumhuriyetin içerisinde 11 tanesi Türk olarak kabul edilebilecek. Ya da Türk asıllı cumhuriyetler ya da Türk yerli halkların ya da cumhuriyetlerine adını veren etnik halkın Türk halklarına mensup olduğunu ifade edebiliriz. Başkenti Hakas Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan. Bu da eski efsanelere göre ayı kanı anlamına geliyor. Bir efsaneye göre ayının kanından gelen, yani dağ anlamında gelen bir efsane. Zaten ayı da şamanizmde çok önemli bir şey. Tabii Türkiye'de biraz kaba anlamına gelmiş. Yani ayı gibi adam falan. Sibirya'da ve o bölgede yaşayan yerli Türk ve gayri Türk yerli halklara göre ayı kültü günümüzde bile devam eden bir kültür. Toplam nüfusu 600 bin civarında Hakas Cumhuriyeti'nin. Zaten Hakas adı Kırgız adından geliyor. Hakas adı Kırgız adının Çince telaffuzu.
Yani R harfi olmadığı için Hagas diyorlar. Oradan geliyor. Şimdi Yenisey Kırgızları diye bir halk var. Bu Yenisey Kırgızlarının özelliği Hunlar, ondan sonra Hunlardan sonra Göktürkler, Göktürklerden sonra Uygurlar, Uygurlardan sonra Yenisey Kırgızları kağanlık kurmuş milletlerin yani Türk uluslarından birisidir. İç Asya'da ya da Orta Asya'da büyük kağanlıklar kurmuş. Ve bu üçünün bir başka özelliği de eski Türk yazı sistemi dediğimiz Şaman uygarlığının meydana getirdiği en büyük kültür ürününü kullanıyor olmaları. Ve arkalarında da yazıtlar bırakmaları. Yani günümüzde Moğolistan topraklarında yazıtlar var. Günümüzde Güney Sibirya topraklarında yazıtlar var. Eski Türk yazıtları olarak nitelendirilen, hem Sovyetler döneminde böyle nitelendiriliyor, hem şu anda da aynı şekilde nitelendiriliyor, hem Çarlık döneminde de aynı şekilde bu isim altında, yani eski Türk yazıtları olarak biliniyordu. Kuzey Kafkasya'da Türk yazıtları var. Daha kuzeye gittiğimiz zaman Lena Nehri var. Orada da Saha Yakut Türkleri yaşıyor. Orada da Lena yazıtları var. Kırgızistan'da Talas yazıtları var. Bunlar Türkeşlere ait. O da bir Türk kavmi, eski Türk döneminde yaşayan. Ve Anadolu'da da Türk yazıtları var. Anadolu'daki Türk yazıtları konusunda belki de birçoğunuz duymuşsunuzdur. Sosyal medyada son yıllarda yani bir oradan bir buradan bahsediyorlar. Ama Hakemli dergilerde bilimsel yayın benim bildiğim kadar yok bu konuda. Fakat Sovyetler'de 1970'lerin sonunda Anadolu'da Türk yazıtları konusunda bilimsel Hakemli dergilerde yazılar var, makaleler var. Yani dolayısıyla gizli bir materyal değil ve bunlar Yenisey Kırgızları tarafından bir bakıma, bir görüşe göre 18. yüzyıla kadar yaşatılıyor. Yani eski Türk yazıtları dediğimiz Göktürkçe var, Orhon Vadisi'nde. Onların yazıtları var. Bir de Yenisey yazıtları var. Onlar da Yenisey Kırgızlarına ait. Ve onlar Kırgız yazıtları olarak da geçiyor. Onlar da sayıca en fazla olan yazıtlardır. Yani aşağı yukarı 200 tane yazıt var. Fakat o yazıtlar Göktürk yazıtları kadar devasa yazıtlar değil. Ama oradaki Yenisey Kırgızları tarafından kullanılan yazıtların özelliği şu, neredeyse toplumun içinde her kesime ait olan insan ya da insan grubu o yazıtları yazabilmiş. Yani bu ne demek? Bu şu demek, Kırgız toplumunda yazıyı bilen insanlar ya da yazı, okuma yazma kültürü yaygındı. Ve toplumun sadece zirvesine değil, toplumun orta kesimlerine, yani kimin canının içinde, ruhunun içinde, gönlünün içinde birikmişse bir duygu, bir düşünce, onu hemen de kayaların üzerine, Bengü taş dediğimiz sonsuz ebedi taşlar üzerinde torunlar için bırakabiliyorlardı. Böyle bir metin. Bu bakımdan önemli. Kurukanların soyundan gelen ve güneyden kuzeye göç eden Saha Yakutlar var. Ve Türkeşler var dedik. Bir de Kuzey Kafkasya'da var. Bu yazıtlar. İşte bu yazıtları günümüzde 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda Hakas Türkleri, yani Yenisey Kırgızlarından, soyundan gelen Hakas Türkleri yaşatıyorlar. Ama kültürel olarak. Son dönemde Türkiye'de de, Anadolu'da da moda haline gelmiş. Belki birçoğunuz da görmüşsünüzdür. Arabaların arkasında da Türk yazısı var, eski Türkçe. Bunlar hep kültürel değer olarak yaşatılan ögeler. Bunlar güzel şeyler. Ben ilk defa 2009 yılında Afyon'da karşılaştım. Bu aslında bunlar hep Kam, Türkçesi Kam ya da Altaycası Şaman uygarlığının ürünleri. Yani yazı sistemi o dönem meydana getirdiği için ve günümüze kadar yani düşünün 21. yüzyıla kadar yaşatılan bir sistem. Göktürkçe olarak da bilinen bu eski yazı sistemi Türkiye'de dahil olmak üzere Türk dünyasında birçok insan öğreniyor.
yani kendi çabalarıyla öğreniyor. Dolayısıyla bu bir anlama kaybolmuş olan bir yazı sistemi, bir kültür, bir miras yeniden canlanıyor. Kırgızlar deyince biliyorsunuz 552'de Göktürk Hanlığı kuruluyor birincisi. Daha sonra ikinci Göktürk Hanlığı kuruluyor. Onun arkasından 745'te Uygurlar geliyorlar. Sonra Uygurların ardından 840'ta Yenisey Kırgızlara geliyor. Bu üç kağanlıkta o yazıyı kullanıyor. Ama bunların içerisinde, bütün Türk ülkelerinin içerisinde Kırgız adının şöyle bir özelliği var. M.Ö. 3. yüzyılda Çin kaynaklarında geçiyor. 6. yüzyıldan itibaren Türk adı tanınmaya başlıyor. Hem Orta Doğu'da, hem Ön Asya'da ya da Küçük Asya'da, hem de Çin kaynaklarında. Tücüye diye şeklinde. Ve o zamandan beri yani 2000 küsür sene boyunca devam eden bir kültür ve bu 2000 yıl boyunca devam kültür, yani 2000 yıl önce dolayısıyla Türklerden bahsedebiliyoruz. Çünkü Çin kaynakları diyor ki bu Kırgızların dili Uygurların diliyle aynıdır. Dolayısıyla Uygurların dili de Türk dili olduğu için Kırgızların da dili Türk dili oluyor. Göktürklerle de anlaşabiliyorlar. Zaten Göktürklerle akraba, yani hem aynı kültürün içinde hem de Bilge Kağan'la Kültegin'in kız kardeşi Kırgız Kağan'ıyla evleniyor. Dolayısıyla Barsbek adı, Barsbek Kağan'ın çocukları için Kültegin'le Bilge Kağan dayı oluyorlar. Yani Türk akrabalık sisteminde en yakın akraba baba tarafından değil, anne tarafından oluyor. O da dayı, ayrı bir kavram. Zaten buradan mesela Zonguldak'tan çıkıp Kuzeydoğu'ya gidiyorsunuz, 7000 kilometre boyunca Altay Dağları'na geldiğiniz zaman orada da aynı kavram var. Dayı diye bir kavram var. Tayı, dayı. Bu da kültürün ne kadar güçlü olduğunu ve bütün bu zaman perdelerine rağmen ne kadar kendini devam ettirebildiğini gösteren apaçık bir sistem. Yani Türkçe bir kavram, dayı ya da tayı ya da tay. Bu hem Sibirya'da yaşıyor hem Anadolu'da yaşıyor. İşte 2000 yıl önceki kültür arkeolojide ya da Sovyet arkeolojisinde taştık kültürü olarak tanınıyor. Taştık kültüründe, tabii taştık kültürü ilk kültür değil. Daha önce orada işte ilk yerleşim yerleri 1970'te kazılar yapılıyor ve yukarı paleolitik dediğimiz ya da üst paleolitik dediğimiz bir döneme ait olan aşağı yukarı 35 bin yıllık yerleşim yeri keşfediliyor Sovyet arkeologları tarafından. Orada kazılar yapılıyor ve orada günümüzde bile göçebe kültürler tarafından kullanılan çadır dediğimiz ama normalde klasik Türk dilinde eb yani ev dediğimiz, çünkü onu ev olarak görüyorlar. Ev dediğimiz yapının prototipi orada var. Yani 35 bin yıla kadar, eskiye kadar gidiyor. Bu Hakas topraklarında. Hakas topraklarında bir tarafta Yenisey Nehri var. Dünyanın en büyük dördüncü nehri. Bir tarafta Altay Dağları var. Altın Dağ anlamına geliyor. Bir tarafta Sayan Dağları var. Eski Türk yazıtlarında Kögmen Dağları olarak geçiyor. Ve zaten Türk halkları hep birbirine gidip gelmişler, hep temas halinde yaşamışlar. Ondan önce Hunlar var. Hunlar da oradan çıkıp işte Doğu Avrupa'ya, işte Almanlarla etkileşim geçiyorlar. Ta Batı Avrupa'ya kadar ulaşıyorlar, Roma'ya kadar ulaşan kitleler var. Arkasına Avarlar geliyor. Arkasından işte Kumanlar geliyor, Kıpçaklar geliyor, işte Oğuzlar geliyor. Bunlar hep dalga şeklinde hep batıya gelmiş esas. Ama tabii doğuya da giden halklar var. O da mesela Hakasların güneyinde başkenti Kızıl olan Tuva Cumhuriyeti var. O da federe devlet, Rusya'nın federasyonu içinde. Bir de başkenti Gornaltaysk, yani Dağlık Altay olan Altay Cumhuriyeti var. Bu üç cumhuriyetin bulunduğu topraklardan aşağı yukarı 25-40 bin yıl önce insanlar Bering Boğazı'na doğru gidip oradan Amerika kıtasına geçmişler.
ve orada oradaki yerli kültürleri başlatmışlar diye bir teori vardı eskiden ama artık o kanıtlanmış. Eskiden hipotezdi ama artık kanıtlanmış gibi bir şey. O da genetik araştırmalar sayesinde mevcut, mümkün olmuştur. İşte ondan sonra 34 bin yıl öncesinden beri bir başka kültür, önemli kültür var. O da Afanasyalı kültürü. Sonra Okunyalı kültürü var. Okunyalı kültürünün özelliği şu, devasa putlar dikilmiş. Yani böyle 8 metre, 10 metre yüksekliğinde, 5 ton, 10 ton ağırlığında. Bozkır tanrılara da olarak biliniyor o yapılar. Bazıları yontulmuş, bazılarına yani şekil verilmiş, bazılarına taştan yapılmış bunlar. Ve önlerinde sunaklar var, kurbanlıklar var. Arkeologlar tarafından bunların hepsi kazılmış ve bu kültürün bir tek Hakas topraklarına özgü. Yani aşağı yukarı 5000 yıllık geçmiş olan bir kültür bu. Okunyuf, belki arkeolojiyle ilgilenen arkadaşlar duymuş olabilir. Okunyuf kültürü var, arkasından Afanasyev kültürü, Okunyuf kültürü, Andronov kültürü. Andronov kültürü Orta Asya ile bağlantılı bir kültür. Özellikle Kazakistan'la. İşte arkasında Karasuk kültürü var. Sonra Taştık kültürü. İşte Taştık kültüründe, Taştık kültürüne geldiğimiz zaman orada böyle değişik bir gelenekle karşılaşıyoruz. O da ölen insanlarla ilgili onların defin uygulamasıyla ilgili maskeler konusuna geliyoruz. Onu aslında da daha sonra öncesinde biraz hani şamanizm nasıl bir din, bundan bahsedelim oraya gelmeden. Ha, daha iyi olur. Şamanizm işte bazılarına göre işte şamanlık ya da Türkçesi kamlık ama şamanlık da Türkçe değil diye bir görüş var, yaygın bir görüş. Şaman kavramı. Fakat şaman kavramı Altayca bir kavram. Yani Türkler de Altay halklarından, Moğollar da Altay halklarından, işte Koreliler de Altay halklarından, Tungus Mançular da Altay halklarından, Japonlar da Altay halklarından. Altay kültür çevresi diye bir kavram var. Bunu da gene Batılılar geliştirmiş. Bu kültür çevresine aittir. Türkler, Moğollar, Koreliler, Japonlar ve Tungus Mançular. İşte şaman kavramı Türkçe olmayabilir fakat şaman kavramı işte Afrika kültüründen çıkmış değil. Ya da işte Endonezya kültüründen çıkmış değil. Altay kültüründen çıkmış. Dolayısıyla Türklerin oradan şaman kavramından kurtulması mümkün değil. Genelde Türkologlar ve tarihçiler şaman kavramı Türkçe değil diyor. Ondan sonra üstünü kapatıyor, devam ediyor. Çünkü biraz daha anlatmak durumunda kalsa şunu kabul etmesi gerekecek. Altay kültüründen geliyor bir kavram. Gelen bir kavramdır bu. Ve şa ya da sa düşünmek, bilmek anlamına gelen Altayca bir kelime. Dolayısıyla Türklere de bağlar, Moğollara da bağlar. Bütün o Sibirya'nın yerli halklarını ya da çoğunu bağlar. Zaten şaman da oradan hareket ettiğimiz zaman bilen insan, bilen kişi, bilge kişi anlamına geliyor. Zaten sa ya da şa fiili Türk dillerinde de yabancı bir fiil değil. Yani Türkçe'de sa duyu var. Sa yani ayık anlamına da geliyor. Sa yerinde, aklı da yerinde, fiziki yetenekleri de yerinde, imkanları yerinde olan bir kimseye sa diyorlar. Hayatta olan bir kimse. Hayati fonksiyonların arasında en önemlisi de düşünme, algılama, yorumlama, eleştirme yetileri, yetenekleri. Dolayısıyla sa kavramı hani bizim böyle işte şaman Türkçe değil, biz onu attık bir kenara, unuttuk. Bu yaklaşımla, yüzeysel yaklaşımla biten bir mesele değil. Onun çok ötesine aşan ve hiçbir şekilde Türkler olarak Altay kültüründen dışına çıkamadığımız için bizi de kapsayan, Moğolları da kapsayan ve herkesi kapsayan. Zaten şaman ve kaman ve kam bunlar aynı kavramlar. İşte çok tanınmış Türk yazar Buket Özüner'in kitaplarında da mesela kaman kavramı var. Onunla ilgili zaten Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasun bir yazı yazmıştır ve demiş ki kaman kavramı zaten kam kavramıyla alakalı bir kavram.
Zaten yerleşim yeri olarak da Türkiye'de mevcut. Kaman diye bir ilçe var biliyorsunuz Kırşehir'de. Dolayısıyla oradan gene kurtuluş yok. Yani kam kavramından. Kam kavramı Osmanlı döneminde Çağatayca, Osmanlıca sözlük yayınlanıyor 19. yüzyılda ve orada bile yani o öncekileri bırakalım diyelim mesela. Gene 19. yüzyılda hem de Osmanlı topraklarında bunu Almanca'ya çevirmişler Macarlar ve Budapeşte yayınlanmış 1902'de herhalde. İşte o sözlükte Süleyman Efendi'nin sözlüğü bu. Gene kam ve kamlamak kavramlar var. Hani Osmanlı zamanında bile yaşayan bir kavram. Kuzey Afrika'da yaşamış bir kavram. Daha önceki dönemlerde Codex Cumanicus'ta yaşayan bir kavram, kam. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut'ta yaşayan bir kavram. Dolayısıyla daha önce de yani yaşıyor ve 21. yüzyılda gene yaşıyor. Hatta kam kavramından hareketle Rus kültürüne geçmiş ama Türk kökenli bir kavram. Kamlama diyorlar. Kamlama demek şaman ayini demektir. Onun için yani o ritüel tanımlaması için Rusça'da hiçbir başka kavram yoktur şamanlıkla ilgili. Sadece Türk kültüründen alınan kam kavramından faydalanıp oluşturulan kamlama yani şaman ayini anlamına gelen bir kavram var. İki, şaman kavramı Altay kültür dairesinden çıkmış ve insanlığa mal olmuştur. Zaten onun dışında bir yoğurdumuz var, dünyaya mal olan. Bir de şaman var, Altay kültüründen çıkan. Dolayısıyla şamanizm dedikleri zaman biz tabii biraz çekiniyoruz. Yani Türkologlar olarak biraz uzak durmaya çalışıyoruz şamanizmden. Aman bize bulaşmasın şeklinde. Niye öyle bir yön yargı var? Bunu da araştırmak lazım aslında. Sosyologlara burada görevle düşüyor. Ama dünya şamanizm üzerinden yani senin atalarının tarafından meydana getirilen bir kavram, bir olgu, bir sosyal ve kültürel değer üzerinden antik Yunan'ı mesela tartışıyorlar. Ve diyorlar ki mesela çarpım tablosunu mücidi olan Pitagoras, Sakız Adaları'nda doğmuştur. Pitagoras en büyük şamanlardan biri olabilir diyorlar. Bu sefer tabii şimdi kavram Altay kültüründen gelmiş. Pitagoras ya da Pifagoras Hint-Avrupa kültürüne mensup. Şimdi onu değerlendirirken niye biz Altay kültüründen faydalanıyoruz diye karşı çıkan araştırmacılar da var. Tam tersi onu, ondan sonra onun öğrencisi olan Empedokles var. Empedokles'in eski Yunan kültüründen. Onun için de mesela büyük şaman diyorlar. Ama kavram Hint-Avrupa kültüründen gelen bir kavram değil. Yani biz mesela sosyoloji diyoruz ya da sosyal kavramları kullandığımız zaman bu mesela Türklerle ilgili bir olayı anlatırken yabancı kavramdan istifade ediyoruz değil mi? Aynı şekilde bu durumda da insanlar kendi kültürünü anlatırken, Hint-Avrupa kültürünü anlatırken, hatta Hint-Avrupa kültürünün köklerini anlatırken eski Yunan bağlamında, Altay kültür dairesinden çıkmış olan şaman kavramından istifade etmek zorunda hissediyorlar. Mesela İsrail'de bulunmuş bir kadın 13 bin yıllık, ona ne diyor vatandaş? Bu bir kadın şaman. Çünkü başka kavram yok. Bu kadar önemli yani şaman kavramı ya da kam ya da kaman kavramı. Dolayısıyla mesela Macaristanlı araştırmacı var, Vilmos Diosegi. 1950'li yıllarda Macaristan'dan kalkıp o zamanki sosyalist kamp Sibirya'ya gidiyor. Hakas topraklarında dolaşıyor 1957'de. Orada dolaşırken ve sosyalist kampından olmasına rağmen bir hafta içerisinde sınır dışı ediliyor. Çünkü çok derinlemesine yani çalışmalar, araştırmalar yapıyor. Ama o kısa bir zaman içerisinde herhalde bir 3 hafta, 2 hafta kalıyor orada. Birkaç kitap çıkarıyor şamanizmle ilgili dünyada. Şimdi Macaristan sosyalist ülkesiydi. Sovyetler Birliği'nin bir uydusu olmasına rağmen ve kendisi de sosyalist olmasına rağmen sınır dışı ediliyor. Ama buna rağmen Macaristan Bilimler Akademisi İngilizce bastığı için anında bütün insanlığın istifade edebileceği konuma geliyor onun araştırmaları. Dolayısıyla bu bakımda önemli ve o diyor ki eğer Hungarolojiden bahsetmek istiyorsak o zaman
şamanizmi araştırmak zorundayız. Sevsek ya da sevmesek. Yani şamanizm yoktur. Macarlara dışarıdan bulaştırılmıştır. Esasında bizim atalarımız başka bir dine mensuptu dememiz yüzeysel kalır. Mutlaka onu araştırmamız lazım diyor. Nitekim Türk halk bilimcilerinden, önde gelen araştırmacılarından Özkul Çobanoğlu var. O da Macarlar için ya da Hungaroloji için tespit, bu Vilmos de Özegen'in bu tespitini Türkoloji için de geçerli olduğunu ve Türkoloji için de güncel olduğunu ifade ediyor. Yani siz şamanizmi eğer araştırmazsanız Türkoloji alanında istediğiniz kadar ileri gidebilirsiniz ama temel, fundament sağlam olmazsa, temeller sağlam olmazsa o zaman o bina ne kadar sağlam olabilir diye ifade ediyor. Bence haklı. Çünkü zaten siz araştırmazsanız, Türkolog olarak araştırmazsanız başkası mutlaka araştıracak. Ve size anlatacaklar. Şu anda olduğu gibi. Yani bakın mesela Türkiye'de şamanizm konusunda neredeyse yok araştırmalar. Ama senin kültürün bu. Yani hatta Türkler, Fransızlar değil, İngilizler değil. Türkler Sibirya'da şamanizmi devam ettiriyorlar günümüzde. Ama biz ne diyoruz? Aman bizim değil. O bize değil. O dışarıdan bulaştırdı. Uzaylılar getirdi. Oysa ki bütün dünya harıl harıl şamanizmi araştırıyor. Hatta kendi kültüründe şamanizm kavramları üzerinden tartışıyorlar. Kabul edelim mi, etmeyelim mi? Klaus Schmidt vefat eden, Klaus Schmidt tanınmış bir arkeolog. Göbeklitepe bütün dünyanın kalıp bilgilerini alt üst eden bir keşif yapmıştır arkeoloji konusunda, değil mi Göbeklitepe? 12 bin yıllık tapınak. Hem de yerleşik kültür tarafından dikilen, meydana getirilen bir tapınak değildir bu. Ve bu tapınağı kendisi yazıyor. Bu tapınağı anlamlandırmamız için şamanizmden istifade etmek zorundayız diyor. Şimdi şamanizm dediği an, o izme takılmayın. Şamanizm dediği an hemen otomatikman Altay kültürü geliyor. Ya da kaynak olarak Altay kültürü geliyor. Yani dolayısıyla sizin atalarınızın mensup olduğu Altay kültürünün vermiş olduğu bu kavram, bu olay bütün dünyaya mal olmuşken ondan kaçınmak, görmezlikten gelmek ne kadar gerçekçi olabilir? Zaten birisi mutlaka araştıracak. Yani yabancıların nitekim araştırıyor yani dünya çapında çok sayıda. Bunun için Google'a şamanizm diye girmeniz yeterli. Yani tonlarca kitap çıkıyor ve çoğu da İngilizce. Çoğu da İngilizce. Yani böyle bir gerçeklik de var. İşte şamanizm günümüzde de yaşıyor ama bazı insanlar bunu inanç olarak kabul ediyor, bazı insanlar bunu inanç olarak kabul etmiyor. Batı'daki, ki Türkologları da Batı taraftarı oluyor bu durumda, Batı şamanizmi din olarak kabul etmiyor. Bir trans tekniği olarak kabul ediyor. Zaten bu trans tekniği kavramının mücidi, Mircea Eliade, Romanya asıllı Amerikalı dinler tarihçisi, şamanizm diye bir kavram var, eski trans teknikleri diye. Ama hiçbir zaman şamanizmi araştırmış değil şu anlamda. Saha araştırması anlamında araştırmış değil. Sibirya hiçbir zaman gitmemiştir. Dolayısıyla Macaristanlı Vilmos Diyosegi'nin Diyosegi ve onun öğrencisi olan ve onun arkadaşı olan, öğrencisi değil arkadaşı olan Mihal Hopal var. Mihal Hopal günümüzde de araştırmalar yapıyor ve Macaristan'da uluslararası şamanizm araştırmaları merkezi var. Onlar da yoğun araştırmalar yapıyorlar. Türkiye'de bir tane bile araştırma merkezi yoktur farkındaysanız. Ama dünyada tabii çok, Rusya'da da çok. Orta Asya'da yok bildiğim kadar ama Rusya'da var. Batı Avrupa'da, Amerika'da var. Araştırmalarına devam ediyorlar ve diyor ki Mircea Eliade Himalay dağlarından çıkıp oraya hiçbir zaman gitmiş değil yani. Gitmediği, birebir temas kurmadığı bir kültürle ilgili bir yorum yapıyor. Diyor ki şamanizm eşit trans. Bu tabii çok dar anlamda. Yani bu eğer bu metodolojiyi biz kabul edersek bir araştırmacı olarak o zaman bütün dinleri ayinlerle sınırlı tutmamız lazım. Yani İslam eşit namaz, işte Hristiyanlık eşit ayin, işte şamanizm eşit trans şeklinde aldığımız zaman bu tabii ki kapsayıcı olmaz ve tabii ki dinleri ya da inanç kültürlerini temsil edemez. Yani çünkü biz biliyoruz ki Hristiyanlık ayının dışında da çok geniş bir alanı kapsayan bir kültür, bir yaşam tarzı, bir felsefe. Bütün dinler için bunu ifade edebiliriz. Aynı şekilde
Trans'ın dışında da şamanizm var. Fakat Batı'da tabii şamanizmi inanç olarak kabul etmediği için trans tekniği olarak, sırf trans tekniği olarak kabul ettiği için böyle bir sıkıntı var. Türk türkologları Batı tarafını tutuyorlar. Türklerin tarafını tutmuyorlar. Yani Sibirya'daki Türklerin tarafını tutmuyorlar. Çünkü Sibirya'daki Türkler için şamanizm bir inançtır. Eğer farkındaysanız İngilizce mesela bütün dinlerin isimleri, inançların isimleri büyük harfle yazılır. İşte İslam, Hristiyanlık, Budizm, Müsevilik hep büyük harfle. Ama şamanizme gelince eğer fark ettiyseniz şamanizm küçük harfle yazılır. Niye? Çünkü inanç olarak kabul etmiyorlar. Batı kabul etmiyor. Bir tek yani son dönemde araştırmacılar sahaya gittiği için ki bunların içerisinde batılı araştırmacılar da var. O da onlardan da birisi Cambridge Üniversitesi'nde doktorasını savunan Agnieszka Halemba var, Polonya asılı. O da mesela Altay'a gitmiş ve Altay'da saha araştırması anket yapmış. Ve Altay Türklerine soruyor. Yani sizin inancınız ne? İnsanlar konuşuyor mesela, diyor ki İslam. O zaman inançsal kimlik olarak İslam yazıyor. Öbürünü soruyor, Budizm diyor, Budizm yazıyor. Öbürünü soruyor, Hristiyanlık diyor, Hristiyanlık yazıyor. Ama birçoğu da şamanizm diyor. O zaman diyor ki, eğer onlar için şamanizm bir dinse, en az Hristiyanlık, işte İslam, Budizm kadar bir dinse, o zaman ben onu büyük harfle yazarım diyor ve kendi çalışmalarında büyük harfle yazıyor. Ama onun dışında tabii büyük bir ekseriye, batılı araştırmacılar ve Türkiye'deki araştırmacılar küçük harfle yazıyorlar şamanizmi. Ya da şamanlığı ya da kamlığı küçük harfle yazıyorlar. Çünkü inanç olarak kabul etmediği için. Ama bu inancı yaşayan insanlar bunu din olarak kabul ediyorlar. Yani orada kesin bir tespit var saha araştırmalarıyla ilgili. Zaten ben de anket çalışmaları yaptığım zaman mesela Altay Türklerin, şimdi Sibirya'da hangi Türk halkları yaşıyor dediğimiz zaman tabii çoğumuz bilmiyoruz. Ama Sovyetler dağılı çeyrek asır geçmiş. Ama biz hala tanımıyoruz. Sibirya'da kim yaşıyor Türklerden? Orada arada uzaklarda bir kimseler yaşıyor falan. Oysa ki orada saydığım zaman bir sürü halk yaşıyor Türklerden. Yani Hakaslar, işte Altaylar, Tuvalar, Soyotlar, ondan sonra Çulumlar yaşıyor, Şorlar yaşıyor, işte Telehutlar, Telengitler yaşıyor, Kumandinler, Çevkanlar yaşıyor, Tocinler yaşıyor, Tofalar yaşıyor, Duhalar yaşıyor vesaire. Bir sürü yukarıda daha gittiğince Saha Yakutlar var, Sibirya Tatarları var, şeyler var, Dolganlar var vesaire vesaire. Bir sürü Türk halkı var. Biz bunları tabii tanımıyoruz. Bu konuda araştırmalar da yok. Türkolojide de araştırmalar yok. Bunlar Fransız halkları değil, Türk halkları. Onların inançları ile ilgili, onların kültürüyle ilgili de araştırmalar yok. Gene Batılılar araştırıyor, gidiyor. Çünkü biz hani bulaşma, aman bize bulaşmasın şamanizm diye biraz tedbirli davranıyoruz. Tabii biz tedbirli davrandıkça Rusya'dan araştırmacı gidiyor, İngiltere'den araştırmacılar gidiyor, işte Almanya'dan araştırmacılar gidiyor, Amerika'dan araştırmacılar gidiyor. Onlarla beraber kalıyorlar, araştırma yapıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar, bilimsel yayın yapıyorlar ve dünya literatürüne katkıda, insanlık literatürüne, bilimsel literatürüne, kaynaklarına katkıda bulunuyorlar. İşte Batılı ve Türkiye'deki yaklaşım böyle. Yani şamanizm deyince şamandan ibaret olduğunu kabul ediyorlar. Batılılar da bu konuda ısrarlı. Şeye gidince, Türk halklarına gidince şamanizmi şamandan ibaret görmüyorlar. Şamanizmin içinde önemli ama şamanizm şaman figürünün çok ötesini de kapsıyor. Zaten bu da mantıklı bir şey. Şöyle düşünün, karşılaştırmak için söylüyorum. Vaaz veren papaz olsun, mesela ya da imam olsun. Şimdi ibadetten sonra konuşma yapılıyor. Konuşmadan cemaatin anlayabilmesi için o konuşmayı cemaatle o sözleri dile getiren vatandaş arasında ortak inancın olması gerekmiyor mu? Ortak değerlerin, ortak simgelerin olması gerekmiyor mu iletişimin olması için? Aynı şekilde bu şaman ve cemaat için de geçerli. Eğer şaman transa girmişse,
dışarı çıkmışsa ya da trans esnasında bir şeyle anlatıyorsa cemaat tarafından idrak edilmesi için, anlaşılması için ya da ona güvenmesi için ya da ona inanması için cemaat ile şamanın aynı dine mensup olması gerekiyor. Şaman ayrı transtan ibaret bir dine mensupmuş. Cemaat da farklı bilmem ne dine mensupmuş. Ama bunlar birbirine güveniyormuş. Bunlar biraz zorlama yorumlar. Ama Batı böyle yaklaştığı için Türk Türkologları da buna destek veriyor. Buna daha yakın hissediyor. Çünkü şamanizm konusunda bir hassasiyet var. Dolayısıyla diyorlar ki şaman ayrı ama toplum ayrı. O yüzden genellikle Müslüman Türkologlar tarafından geliştirilen bir kavram var. O da ya da halk bilimcileri tarafından o da tengricilik. Fakat tengricilikin şöyle bir sıkıntısı var. Tengriciler esasında Müslümandır. Tamam mı? Yani esasında Müslümandır ve iki dünyada Türk halklarının içerisinde tengriciliği bir inanç olarak ya da dini vecibelerini yerine getiren bir toplumu gösteremiyorlar örnek olarak günümüzde. Etnografik dönemi de gösteremiyorlar. Ama şamanizmi bir inanç olarak dünden günümüze kadar yaşatan tonlarca örnek var. Hem de toplum olarak, halk olarak. Yani dolayısıyla bana sık sık soruyorlar, tengricilik ne olacak? Yani gök tengricilik ne olacak şey soruyorlar. Ben de açık açık söylüyorum yani tengricilik güzel, hoş bir kavram ama maalesef kurgudan ibaret. Şamanizm gerçek yaşayan bir inanç ve kültür iken tengricilik biraz bir kurgu. Yani gerçek karşılığı yani gerçek reel dünyada karşılığı olmayan ve hiçbir toplum dini vecibeleriyle beraber dünden bugüne tengriciliği yaşatmış değildir. Bir tane bile yoktur. Ama genellikle Müslüman Türkler biraz o kurguya kapıldığı için kendi kendine bir tengricilik bir kavramı yaratmış. O orada böyle bir yaşamaya çalışıyor ama onu da nasıl yapılacağını bilmiyorlar. Nasıl tengricilik neymiş, nasılmış, hangi toplum yaşıyor, hangi dini vecibeler var onun içinde onu bilmiyor. Tek bildiği Semitik dinlere çok benziyor tengricilik ama Semitik dinlerden değil. Bunu biliyor, onun ötesini bilmiyor. Tek Tanrı'ya inanıyor diyor ama bunu ispatlayamıyor. Sosyal medyada ispatlayabiliyor mesela tengricilik. Biliyorsunuz tengriciliği. Fakat şamanizmin tabii böyle bir şey yok. Şamanizm çok daha birebir yaşadığı için ve sadece şamanlardan ibaret olmadığı için yaşıyor. Zaten eski Türk döneminde de ki bu da Türkolojide çok sıkıntılı bir konu. Eski Türkler çok tanrıcı mıydı, tek tanrıcı mıydı? Eski Türkler tengrici miydi, kimdir, şudur, budur? Bu konularda çok tartışmalı konular ama ben sadece bir yazıtı örnek olarak vereceğim. Ve orada göreceksiniz ki eski Türkler, eski Türk döneminde hem kök tengriye yani mavi göğe tapınmıştır, tapınılmıştır. Hem de yere, yağız yer dediğimiz toprak anaya tapınılmıştır. Yani yükünülmüştür ya da eski Türkçesi. O da Bömbögör yazıtı. Bömbögör yazıtı eski Türk döneminde dikilen bir yazıt. Orada da aynı şekilde Profesör Doktor Hatice Şirin Yüzer tarafından yeniden yorumlanmıştır. Orada da apaçık diyor. Yani benim kök tengrike, yani tengrike ve yağız yere tapınmışlığım var. Sapmışlığım yoktu diyor. Yani bu neyi gösteriyor? Sadece göğe tapmış falan değil. Yani şimdi tengriciler tabii tengri kavramına Allah anlamını yüklemeye çalışıyorlar. Tabii orada tam uyuşmuyor. Yani çünkü niye? Çünkü eski Türk yazıtlarında apaçık şu ifade var. Üste kök tengri yaratıldığında ki çoğu Türkolog bunu hemen mavi gök diye çeviriyor. Çünkü sıkıntı olmasın diye. Alta yağız yer yaratıldığında, kılındığında ikisinin arasında kişioğlu kılınmıştır. Bu ifade eski Türk döneminde alınmış bir kavram. Ve orada kök tengri kılınmıştır diyor. Şimdi kök tengriyi Türkçe'ye çevirirken, kök Türkçe, tengri Türkçe çevirirken Türkolog arkadaşlarımız
sıkıntı duyuyor ve bunu mavi diye bir yabancı kavramla değiştirme ihtiyacı duyuyor. Niye? Çünkü kök tengriye zeval gelmesin. Şimdi kılındı ya, yaratıldı ya. Bu sefer onu değiştirme ihtiyacı duyuyor. Nasıl yapıyor? Üste mavi gök yaratıldığında diyor. Oysa ki eski Türk'ün dediği kök tengri günümüzde 21. yüzyılda yaşayan Türkler tarafından anlaşılamayacak bir kavram değildir. Anlaşılan bir kavram. Kök dediği zaman Türk anlıyor, tengri dediği zaman Türk anlıyor. Ama arkadan gelen fiil kılındığında sıkıntı yarattığı için buradaki öndeki kavram mavi diye bir Türkçe olmayan bir kavramı koyarak mavi gök diye çeviriyorlar. Aşağıda da Yağız yeri yandı. Ya da başka bir ifade de kök bile atılıyor. Mesela şöyle bir ifade. Üste kök çökmedikçe alta Yağız yer delinmedikçe senin iyiliğini törenini kim bozabilir? Mesela bu ifade de herkes tarafından biliniyor. Ama gene Türkologlar bunu aktarırken gök diye çeviriyorlar. Oysa ki tengri dediğiniz zaten herkes anlıyor. Ama oradaki çökmedikçe kavrama sıkıntı yarattığı için bu sefer bunu bir tarafa hani bir değiştirelim de şeye zeval, tengriye zeval gelmesin diye. Oysa ki orada atalar açık açık söylemiş. Ama Bömbögör yazıtının özelliği bu. Direkt göğe tapmışım diyor. Yani tengriyi taptım, yere taptım diyor. Yani zaten bu günümüzde aşağı yukarı 1500-1600 senelik bir süreç ve günümüzde Sibirya'da hala devam eden bir inançsal kültürdür. Yani göğde insanlar inanışlarını kült, yani gök kültü devam ediyor ve yer kültü devam ediyor. Zaten toprak ana diye bir kavram var. Ya da gök baba diye bir kavram var. Bunlar yaşıyorlar. Yaşayan kültür. Yani hiçbir değişiklik yok. Yani dolayısıyla burada sonradan yapılan yapay müdahaleler yok. Yani nasıl ki eski Türklerden itibaren varsa bu, günümüzde kadar var ve devam ediyor. Ha onun dışında tabii Türkologlar ya da tarihçiler hassasiyet gösterdiği için şu ifadeyi kullanmak zorunda kalıyorlar şamanizm konusunda. Şamanizm Türklere ait değil ama eskiden Türkler dini farklıydı. Eski Türk dini diye bir kavram icat ediliyor şamanizm bulaştırmamak için. Onun içinde de işte atalar kültü var, şu var, bu var. Arkasından gelen tespit şu, günümüzde Sibirya'da yaşayan Türk halklarından olan işte Altayların, Sahayakutların inandığı şamanizm ile eski Türklerin inandığı eski Türk inancı arasında hiçbir organik bağlantı yok diye tespit edebiliyor Türk tarihçilere ya da Türkologlara. Böylece ne yapmış oluyor? Sovyetler döneminde bile başarılamayanı yapmış oluyorlar Türk tarihçileri. Ne yapıyorlar? Günümüzdeki Türk halkları ile atalar arasındaki bağlantıyı kesmiş oluyorlar. Diyorlar ki onlar farklı inançtan, bunlar farklı inançtan. Dolayısıyla hiçbir bağlantıları yoktur. Oysa ki onlar da iyi biliyor ki Umay kavramı eski Türk yazında geçiyor mu? Geçiyor. Değil mi? Yani Umay'a benzeyen annem demiyor mu? Anası için anasını Umay'a benzetmiyor mu? Umay kavramı geçiyor mu? Geçiyor. Günümüzdeki Sibirya'daki şamanizmde Umay kavramı var mı? Var. Yaşıyor. Değil mi? Toprak ana geçiyor mu? Yer. Sürekli yer diyor. Idık yer diyor hatta. Yani kutsal yer diyor. Geçiyor mu? Günümüzdeki şamanizmde geçiyor mu? Geçiyor. Erklik olarak geçiyor. Eski Türk yazıtlarında. Günümüzdeki şamanizmde erlik kavramı var mı? Var. Daha bir sürü kavram var. Ve bütün bunlar yaşatılırken Türk Türkologları aradaki bağlantıyı kesiveriyorlar. Diyorlar ki eski Türklerin diniyle günümüzdeki şamanizm arasında hiçbir bağlantı yok. Böyle keskince bir tespitti ortaya koyuyorlar, bırakıyorlar. Çünkü ötesinde gitmiyorlar. Yani Sovyetler döneminde bile yapılmayan şeyler, tespitler bunlar. Yani daha doğrusu öyle bir icat, öyle bir şeye varmamışlardır. Yani günümüzdeki Türk halklarıyla ve onların inançsal geleneklerini eski Türklerden koparma gibi bir şeye varmamışlardır. Yani çok ilginç. Dolayısıyla şamanizmi eski Türklerden beri gelen bir kavram olarak görüyorlar. Zaten Türkolojide bir başka sıkıntılı konu şu, eski Türkler tek tanrıcıydı ve dolayısıyla Semitik dinlere rahatlıkla geçebildiler şeklinde yaygın bir kanaat var.
Fakat bu model biliyorsunuz etnografik dönemde 17. 18. 19. 20. yüzyılların başlarında Türklerin yaşadığı Güney Sibirya'ya tek Allah'a iman etmek üzere Rus Ortodoks Kilisesi geliyor. Tek Allah'a, iki değil, üç değil, dört değil. Şimdi bunların retoriğiyle Orta Doğu'dan gelenlerin kullandığı retorik arasında hiçbir fark yoktur. Orta Doğu'dan gelen arkadaşlar da tek Allah'a iman etmek üzere davet ediyorlar. Rusya'dan gelen arkadaşlar da tek Allah'a iman etmek üzere davet ediyorlar. Ama bu retoriğe, bu modele göre eski Türkler rahatlıkla intibak etmişken yeni dine etnografik dönemdeki yani 3 asır önceki Türkler tek Allah'a davet eden yani tebliğ eden Hristiyan papazlarına etkisinde rahatlıkla intibak edemiyorlar. Edemiyorlar yani. Dolayısıyla bu bir sıkıntı, metodolojik bir sıkıntı var burada. Yani Arap kültürü ve inancı için çalışan bir modelin Hristiyan kültürü için de çalışması gerekiyor. Çünkü bahsettikleri şeyler aynı. Kutsal metin, kutsal metin diyor değil mi? Günah diyor, günah diyor. Sevap diyor, sevap diyor. Cennet diyor, cennet diyor. Cehennem diyor, cehennem diyor. Peygamber diyor, peygamber diyor. Tek Allah diyor, tek Allah diyor. Melekler diyor, melekler diyor. Hac diyor, öbürü de hac diyor. Yani arada hiçbir fark yok. Yani Rus Ortodoks Kilisesi din görevlileri, yani tebligatçılar, dolayısıyla misyonerler geldiği zaman, dini, tek Allah imanını, inancını tebliğ ettikleri zaman oradaki Sibirya Türklerine, Sibirya Türklerine intibak edemiyor. Yani kolaylıkla intibak edemiyor. Başka bir sıkıntı. Hatta birçok kayıt var o dönemdeki 17. 18. 19. 20. yüzyıllarda. Diyorlar ki bu Türkler çok tanrıcı. Şimdi bu sefer Türkoloji diyor ki bunu Ruslara yaptı kasıt olarak. Yani Türkleri biraz daha ilkel göstermek için onlara çok tanrıcı gösteriyorlar. Ama modelimiz neydi? Tek tanrı, tek tanrı rahatlıkla intibak ediyordu değil mi? Bu lisede de anlatılır. Şimdi böyle bir kolaylıkla Türklere yeni bir tek Allah'a iman ettirmek varken kolay yoldan, çünkü Araplar konusunda çalıştı o model değil mi? Öyle bir varsayım var en azından. O zaman Hristiyan kültürü konusunda çalışması gerekiyordu. Ama orada geçmiyor. Şimdi Araplar tek Allah'a vurgu yaparken, rahatlıkla intibak etmesini sağlamışken eski Türklerin, Rus papazları niye tek Allah'a vurgu yapmıyorlar? Onlar da tek Allah'a vurgu yapıyorlar ama bu taraf algılamıyor. Yani Türkler algılayamıyor. Ve bu sefer tek Allah'a iman etmek üzere davet eden Rus papazları, Türkleri çok tanrıcı demek zorunda kalıyorlar. Ama bu sefer Türkolog diyor ki şamanizm kavramını Ruslar piyasaya sürdü. Yani kasıtlı olarak böyle hatta Türk düşmanlığı yaptıkları için onlar böyle piyasaya sürdüler falan diyor. Oysa ki onlar da biliyor ki Türkologlar ve tarihçiler biliyor ki Rus Ortodoks Kilisesi'nin en büyük düşmanları şamanlardır. Ve şamanizmdir. Ve onu yok etmek için, kökünü kurutmak için yapılmadık şeyler kalmadı yani. Ve bir sürü yayın var. Bunu Türkologlar da iyi biliyor, tarihçiler de iyi biliyor. Ama şamanizm konusunda ön yargı çok had safhada olduğu için onun da sebebini ben bilemiyorum. Birçok Rus Ortodoks Kilisesi yani tek Allah'a gelin, siz de artık tek Allah'a iman edin, artık bu putperestlikten kurtulun, bu şamanizmden kurtulun diye bir sürü yayın var. Yani kilise şeylere, gazetelerinde, broşürlerinde vesaire artık bu şeytan dinini, şaman dinini siz bırakın. Orada geçerli değil. O işte batıl olmuştur, şudur olmuştur, bu olmuştur. Bolca bolca literatür var. Bunu tarihçi de biliyor, bunu Türkolog da biliyor ama bunu görmezlikten geliyor. Diyor ki hayır Rus sürdü diyor piyasaya bu şamanizm kavramını. Böyle bir önyargı var. Dolayısıyla yani bu konular öyle yüzeysel konular değil şamanizm konusu. Hele ki akademik anlamda yani bayağı araştırmak lazım. Öyle önyargılı bir paragrafta işte şamanizm, şaman Türkçe değildir. Şamanizm Türklerde yoktu. Dışarıdan bulaştırıldı. Bir paragrafı bitiriyorsunuz sonra bir sonraki paragrafa geçmekle çözülen bir mesele değil. Türkolojinin hepsini bağlayan
bir mesele. Ha tengricilik diyorsun, tengricilik mesele diyorsunuz. Tengriciliği bile şaman kültürüne alıyorsunuz. Yani onu da Hakas asıllı ilk yani Türkolog, Türkolojinin atasını biliyorsunuz Alman asıllı Radloff'tur. Şimdi klasik anlamda, batı anlamındaki Türkolojinin kurucusu Radloff. Radloff'un ilk öğrencisi Türk halkların içerisinde Hakas asıllı Nikolay Katanov. Nikolay Katanov'un öğrencilerinden biri olan mesela Zeki Velid Togan, işte eski Türk yazıtlarını komple çözen Sergey Malov var, profesör. Dolayısıyla eski Türkçe çalışanlar bu isimleri bilirler. Onun dışında da Maynagashov, Stepan Maynagashov var. O da Hakas Türklerinden ortaya çıkan bir başka önemli araştırmacı. İşte Hakasçası Tigr Tayh diyorlar. Yani Tengri, yani gök ayini ya da gök kurbanı anlamına gelen ve dağın tepesinde yapılan bir ayindir bu. Şimdi bütün tengricilik 1960'larda, 1970'lerde, 1980'lerde Türkiye'de yazılan bütün bu literatür onun kaydetmiş olduğu ve şaman Türklerin ifa ettiği, yerine getirdiği bir dini vecibe olan Tengri ayininden geliyor. Şimdi oradan cımbızla koparıyorsunuz, tamam mı? Göğe yönelik ayini koparıyorsunuz ve diyorsunuz ki tengriciliğin şeyi budur, ayini budur. Geri kalan ayinler ne olacak? Dağ ayini ne olacak? Su ayini ne olacak? Orman ayini ne olacak? Göl ayini ne olacak? İşte bereket ayini vesaire bir sürü ayinler var. Yani tapınım Türkçesi ya da Arapçası ibadet. Bunlar ne olacak? Bunu hepsini bir tarafa itiyorsunuz. Cımbızla oradan Tengri kavramı, Tigr kavramını alıyorsunuz. Diyorsunuz işte Tengricilik bu. Onun dışında yok mu yani başka? Bir tek o tek ibadetten mi ibaret? Yani ki onu bile şaman toplumundan koparıyorsunuz. Yani orada bir şeyde ne diyorlar ona? Seçicilik var. Yani kısaca anlatmak gerekiyorsa şamanizm aslında daha çok araştırılması gereken bir konu. Ben de nacizane bir katkıda bulunmak için sosyoloji alanında şamanizm konusunda bir doktora tezi hazırladım. Savundum Hacettepe Üniversitesi'nde. O da anket çalışmasına dayalı hem Türkiye'de hem Sibirya'da. Ve şunu diyebilirim yani şaman kökenli inançlar, bu uygulamalar adı değişse bile ya da adı konulmasa bile ya da başka dinlere mal edilse bile yaşıyor. Bu bütün Türk dünyası için geçerli. Ve böyle şeyler çok. Yani kırsal kesime gittikçe şamanizm kavramının farkında olan kesim azalırken şehirdeki insanlar şamanizm konusunda daha fazla farkındalığa sahip ama şamanizmle ilgili uygulama ve inanışlar rın güçlü olduğu bölge, kırsal bölge iken şehirde farkındalık yüksek ama uygulama düşük. Yani böyle ilginç şeyler var. Bu Sibirya'daki Türkler için de geçerli, bu Türkiye'deki Türkler için de geçerli. Yani vatandaş gidiyor çaktırmadan çaputunu bağlıyor. Ya da türbeye gidiyor. Ama diyor ben dualar okuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ve inanç önderleri, işte Diyanet İşleri Başkanlığı, İşte imamlar sürekli uyarıyorlar vatandaşı. Gitmeyin, yapmayın böyle şeyler diye. Ama vatandaş gene görüyorsunuz böyle sınavlar öncesi bu nükseden şeyler, eylemler. Böyle türbe dolaşırlar insanlar. Çünkü bu yani bana göre genetikte, genetiğe işlenmiş bir şey. Yani onu istediğiniz kadar hor görebilirsiniz. Ya da gereksiz bir eylem olarak görebilirsiniz. Ama vatandaş bunu sadece Cumhuriyet döneminde değil, bunu Osmanlı döneminde, bunu eski Türk döneminde yaşatmış. Ama bu zaman, bu arada Türkler biliyorsunuz hem şaman dinine mensup, hem Budizm dinine mensup olmuş, hem Hristiyanlığa girmiş, Hristiyanlığın değişik mezheplerine girmiş, Müseviliğe girmiş, İslam'a girmiş, İslam'ın değişik mezheplerine girmiş. Yani her taraf ateist bile Türk var yani. Her tarafta girmişler insanlar. Günümüzdeki modern inançlar var mesela. Şeyler. İşte 40. günü bilmem tanıkları işte
Adventistler vesaire vesaire böyle ilginç ilginç şeyler var. Orada bile türkü bulabiliyorsunuz. Ama esas eskiden beri günümüze gelen Kam kültürü ve Kam inancı var. Ve tabii ki bunun bu kadar eski zamanlardan beri gelmiş olması ve 21. yüzyılda bile yaşıyor olması tabii ki araştırmaya değer kılmaktadır şamanizmi. Türkoloji, ister türkoloji olsun, ister tarih olsun. Mesela ben bir makale yazdım. Makalede bilmiyorum hiç karşılaştırdınız mı? Karşılaştınız mı böyle bir şeyle? Eski Türklere sosyal siyasetle hiç karşılaştınız mı? Böyle bir makaleyle karşılaştınız mı? Yani eski Türklere sosyal siyaset var mıydı? Böyle bilimsel makale gördünüz mü hiç? Ben mesela yazdım. Neye dayandım? Şamanizme dayandım. Şamanizmin esas unsuru olan şaman mitolojisine dayandım. Eski Türk yazıtlarına dayandım ve gördüm ki kavram olmayabilir. Yani kavramı biz batıdan almış olabiliriz ama bu eski Türklerde sosyal siyasetin yapılmadığı, devlet tarafından ya da yönetici tarafından yapılmadığı anlamına gelmiyor. Ya da başka bir makale yazdım. Mesela şaman mitolojisinde kamu diplomasisi motifleri. Yani sadece işte halk bilimciler uğraşacak ya da dar bir anlamda uğraşacaklar insanlar diye zannetmemek lazım. Uluslararası ilişkilerden de girebilirsiniz, ekonomiden de girebilirsiniz, diyanetten de girebilirsiniz, inanç sistemi anlamında. Her türlü sosyal bilimlerde her yönden araştırılabilecek bir sahadır şamanizm aslında. Dolayısıyla yani incelemek lazım. Nitekim Rusya'da çok sayıda bilimsel konferanslar yapılıyor ve orada bazıları da eleştiriyor şamanizmi. Yani şamanizmi eleştirdikleri zaman şamanlar sokağa falan döküldüğü yok. Siz nasıl olur da bilimi karıştırıyorsunuz bizim dinimize, nasıl olur da bizi eleştiriyorsunuz ya da bizi araştırmaya çalışıyorsunuz. Daha da ilerisi şamanizmle ilgili nasıl olur da empirik çalışmalar yapabilirsiniz? Yani bilim kağıdına nasıl dökebilirsiniz? Yani bizim imanımızı, ya biz şöyle inanıyoruz, siz onu nasıl ölçmeye çalışıyorsunuz diye karşı çıkmıyor. Yani o konuda şamanizm rahat. Yani araştırılabilir, şey yapılabilir. Şamanizmin bir başka yansıması olarak ben şunu da görüyorum. Biliyorsunuz Türk dilleri var. Türk dilleri ya da Altay dilleri var ya da Ural Altay dilleri var. Ki 19. yüzyılda buna araştırmacılar Turan dilleri demiş. İşte bu Turan dillerinin ya da eklemeli dillerinin özelliğinden biri de cinsiyetlerin olmaması. Mesela biliyorsunuz Hint-Avrupa dillerinden işte Almanca'da, Fransızca'da cinsiyetler var. Rusça'da mesela cinsiyetler var. Hatta orta cinsiyet var. Yani dişil var, eril var, bir de orta cinsiyet var değil mi? Mesela o bakımdan baktığınız zaman Türk dilleri sanki tam gelişmiş değilmiş gibi görünüyor. Niye? Çünkü cinsiyetleri yok. Ama modern bakış açısıyla yaklaştığınız zaman bu konuya sizin şöyle deme şansınız var. Şamanizmi de biliyorsanız, Türk dillerinde cinsiyet ayrımcılığı yoktur diyebiliyorsunuz. Ama siz şamanizmi bilmezseniz bunu anlatamazsınız. O zaman size ne diyecekler? Türk dilleri gelişmiş diller değil, daha tamamlayamamış evrimini diyebiliyorlar mesela. Ama siz böyle dediğiniz an ne oluyorsunuz? O bütün Hint-Avrupa dillerinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Hem de çağdaş söylevle. Neymiş? Cinsiyet ayrımcılığı yok. Çağdaş değil mi? Yani modern değil mi tespit? Ama bunu yapabiliyor musunuz şamanizmi araştırmazsanız? Yapamazsınız. Ama bunu ancak şamanizmi araştırdığınız zaman ve daha nice tespitler var, onlar hepsini anlatabilirsiniz. Yani dolayısıyla insanlığı anlatabilirsiniz, kendi kültürünüzü, özgün kültürünüzü. Yani sizin binlerce değil, on binlerce yıl öncesine. Ki bunu da şaman söylemiyor. Yani şaman şunu demiyor, benim dinimin geçmişi 40 bin yıl öncesine kadar dayanıyor demiyor. Bunu söyleyen Avrupalı araştırmacılar, arkeologlar vesaire vesaire, antropologlar. Mesela bunlardan birisi Mircea Eliade. Paleolitik dönemden beri geliyor diyor şamanizm. Ya da Michael Harner mesela. Michael Harner, Profesör Doktor Michael Harner var. Batı'da ve özellikle Amerika'da şamanizmi ikinci nefesi kazandıran bir kimsedir, araştırmacıdır. Ve şu anda Amerika'da şamanizm yayılıyor. Şamanizmde safları genişletme geleneği var mı? Yok. Kimseye dini davet etme geleneği var mı şamanizmde? Yok.
Tebliğ etmeye geleneği var mı? Yok. Yani misyonerlik yok. Misyonerlik olmamasına rağmen sabahtan akşama kadar şamanizm yücedir, muhteşemdir, tek muhteşem din şamanizmdir diyen hiçbir kanal gördünüz mü? Hiçbir radyo gördünüz mü? Televizyon kanalı gördünüz mü? Sürekli sabahtan akşama kadar şamanizmi öven, işte ne muhteşem bir dindir şamanizm diyen gördünüz mü? Hadi çocuklar hep beraber şamanizme gelelim, saflarımızı tutalım. Böyle bir şey gördünüz mü? Yok. Çünkü böyle bir şey yok şamanizmde. Hiç kimseyi çağırmıyor. Hatta başka dinlerden farklı olarak gelmeyin diyebilen bir inanç sistemi şamanizm. Ve buna rağmen de kaybolmuyor. Yani niye kaybolmuyor o da ben de bilmiyorum. Yani çünkü normalde bakın semavi dinlere çağırmak zorunda. Sürekli bunu yapmak zorunda. Çünkü biliyor ki bunu yapmadığı zaman o yarışmada aşağıya düşecek. Hristiyan da bunu biliyor. O da yapmak zorunda. Yani tebliğ etmek zorunda. Yani misyonerlik yapmak zorunda. Ama şaman bunu rahatlıkla karşılayabiliyor. Diyor ki şamanizmin herhangi bir özelliği yok. Herhangi üstün tarafı yok. Ve mutlaka şamanizme katılmanız gerekiyor demiyor. Hatta diyor ki gelmeyin. Yani şamanizmin özelliği bu. Ve Michael Harner da diyor ki 25 ile 30 bin yıl öncesinden beri geliyor. Dolayısıyla bu da paleolitik dönem. Bu da eski bir tarih. Bu da bilinebilen. Zaten onu kaya resimlerine dayandırıyorlar. Onlar da şamanların ayın esnasındaki takip ettikleri yol haritası anlamına geliyor. Onlar da İspanya, ondan sonra Fransa'da, Portekiz'de, Almanya'da ki kaya resimleri o döneme ait olan, hatta onun üzerinden insanın transa girmiş olduğu yolculuğu da tarif edebiliyorlar. Zaten belki de şamanizmin en büyük ilgi kaynaklarından biri de bu trans olayı. Çünkü sizi transa gebeliyor. O yüzden insanlar, modern insanlar ya o transa katılmak istiyorlar. Onu yaşamak istiyorlar. Yani metafizik, yani fizik ortamdan çıkıp metafizik duyguları yaşayabilmek istiyorlar. Zaten bu bütün inançlarda vardır. Ya da eskiden vardı bütün inançlarda. Ama zaman içerisinde tabii inançlar soyutlanabiliyor. Ya da inançlar laikleşebiliyor. Yani esas her dini vecibelerini yerine getiren insan, bu şamanizm için de geçerli aslında, transa giremiyor. O yolculuğu, o ne diyor, vecdi yaşayamıyor. Yaşamayabiliyor daha doğrusu. Böyle ifade etmek gerekiyor. O yüzden insanlar büyük paraları ödemek suretiyle şaman yolculuğuna çıkabilmek için can atıyorlar. En azından günümüzde böyle. Onun dışında da herhangi bir üstün tarafı yok şamanizmin. Ha belki çevrecilik konusunda. Zaten 1721-1722 yıllarında Türkiye'de Deli Petro olarak biliyorlar. Rusya'da da Büyük Petro olarak biliyorlar. Onun tarafından, 1. Petro olarak geçiyor. 1. Petro tarafından Sibirya'ya gönderilen bir araştırmacı var. Alman asıllı Messerschmitt. İlk Türk yazıtlarını keşfeden bir kimsedir aynı zamanda bu. 1721-1722. Ve onun yanında Strahlenberg var. İsveçli bir komutan. O da tutsak düşüyor Rusya ordularına. Ve onları araştırmak üzere Sibirya'ya gönderiyorlar. Onlar araştırmalar yapıyorlar. Ve kayıtları tutuyorlar orada. Ve orada diyor ki Messerschmitt, ben diyor birçok göçebe halkını ziyaret ettim. Kendisi Sibirya'ya gittiği zaman şu lisanları biliyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, Latince, eski Yunanca, bunlar hepsini, artı bir de Rusça. Bunları biliyor. Messerschmitt böyle bir kimse. Ve oraya gittiği zaman bir de oradaki yerli Türk dillerini de araştırıyor. Yani Türklerin ve diyor ki ben buraya geldim, Kırgız topraklarına geldim, yani Hakas topraklarına geldim ve burada park gibi bir olayla karşılaştım. Yani ağacı dikmişler vatandaşlar diyor. Şimdi bu ağacı dikme olaydan öyle bir sarsılıyor ki Messerschmitt, ben diyor Batı Avrupa'da bunu biliyorum diyor. Yani park olayı, modern kavramla bu park olayı. Yani ağaç dikiyorlar, yapay, sonradan dikme. Fakat ben birçok göçebe kültürünü dolaştım, ben böyle bir olayla karşılaşmadım diyor. Ama Yenisey Kırgızlarında bu var. Fakat bu olay gene şamanizmden geliyor.
aşk kültü diye bir kavram var. Zaten 11. yüzyılda dinine, imanına düşkün olan ve Müslüman olmamış Türklere kafir diyen ve çok kızan Kaşgarlı Mahmut da söylüyor 11. yüzyılda. Divan-ı Lügat-ı Türk'te. Bu Türkler, kafir Türkler diyor ki, bu kafir Türkler nerede yüksek bir ağaç, nerede yüksek bir dağ görse tengri diyorlar, yükünüyorlar diyor. Yani secdeye geçiyorlar. Tapıyorlar diyor. Oradaki gerçek tabloyu ne oluyor? Müslüman olmasına rağmen, Türk ama Müslüman olmasına rağmen tarafsız. Ve bu tarafsızlığı biz birçok Orta Doğulu, ister Arap olsun, ister Fars olsun, Müslüman seyyah, Müslüman tarihçiler tarafından gözlemleyebiliyoruz. Bu ister İbn Fadlan olsun 10. yüzyılda, ister ondan önceki Gardiz olsun vesaire, başkaları da olsun. Ebu Dülef var mesela, o da olsun. Hep tarafsız. Hiçbir şekilde dini kaygılarını yansıtmıyor, kayıtlarını yansıtmıyor. Mesela adam 9. yüzyılda Yenisey Kırgızlarına o kadar ulaşıyor ve diyor ki onların arasında bir tane vatandaş var diyor. Fagünun diyorlar ona, yani şaman karşılığı. O diyor zıplıyor, ondan sonra bayılıyor diyor. Ayıldığı zaman ona soruyorlar diyor. İşte hasat nasıl olacak, av nasıl olacak, işte sağlık nasıl olacak, toplumumuz nasıl yaşayacak diye. O da hepsini anlatıyor. Oradaki önemli olan nokta bu. Müslüman kişi kaydediyor bunu. Yani şöyle de sallıyor bunlar falan diyebilirdi ama onun yerine ne yapıyor? Ekseriya, anlattıkları ekseriya gerçekleşiyor diyor. Bu önemli bir kayıt. Çin kaynaklarında gyan olarak geçiyor, kam kavramı. Dolayısıyla kam kavramından kurtulmamız mümkün değil. Kam kavramı öyle bir eski ki Hunlardan beri var olan bir kavramdır. Yani Atakam olsun, Eşkam olsun, bunlar hep var. Ya da Dede Korkut'ta kam püre. Mesela kam kavramı var orada. Ve oradan yani kaçmak mümkün değil. Zor. Yani bunlar da bir ben saatlerce anlatabilirim. Ama bu taşlık kültürü o dönem hem eski Türklerde hem eski Kırgızlarda, yani eski Göktürklerde ve eski Kırgızlarda, yani eski Türklerde genel adı olarak, genel isim olarak yakma usulüyle bir gelenek vardı cenaze anlamında. Onu da sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bu ölüm maskeleriyle ilgili bizim yani elde ettiğimiz bilgiler 18. yüzyıla dayanıyor. İkinci Yekaterina, bu Kırım'ı Rus topraklarına katan 18. yüzyılda Rusya için çok önemli olan bir figür. O dönemki Petersburg Bilimler Akademisi'ne 1767'de Pallas adlı bir bilim adamını çağırıyor. Bu kişi de 1771-72'de o dönemki Yenisey vilayetine gidiyor, araştırmalar yapıyor. Ve bu mezar soyguncuları arasında dolaşan efsaneler var, halk arasından duyduklarını yazıyor falan. Orada şöyle bir şey diyor, canlı yüzler ya da oturanlarla ilgili efsaneler var. Ve şunu biliyoruz, bir köylü adı Danişkin bir gün atıyla yani giderken köyde birdenbire atın arka ayaklarının bastığı yer çöküyor ve atıyla birlikte düşüyorlar. Orası bir kurgan, mezar. Tabii bunun farkında değil. İçeri düştüğünde orada oturanları, orada canlı mumyaları gördüğünü söylüyor. Koşarak köye geri dönüyor falan. Daha sonra oraya geliyorlar, bakıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Bir takım kil maskeler bulunuyor mumyaların ya da cesetlerin yüzlerine yerleştirilmiş olan. Şu tarz mezar odaları görselde görebilirsiniz. Yani adam kurganın içine düşüp bunlarla karşılaştığında tabii ki çok korkuyor. Bu şekilde canlı yüzler efsaneleri yayılıyor halk arasında. Daha sonra Adrianov adlı bir araştırmacı var. Bu 1883'te Tagar Adası diye bir yerde bir kazı yapıyor. Tek bir mezar odasında 20'ye yakın maske buluyor. 20'ye yakın ceset var içeride. Bundan yaklaşık bir 10 yıl sonra yine böyle bir mezar kazıyor. Oradan da maskeler çıkıyor ama ilk bulduğu mezarlardaki bu maskeler direkt olarak ölünün yüzüne yapılmış. Yani o maskeyi kaldırdığınız zaman direkt etin üzerine yapıldığı için altındaki o boyun kıvrımları, saç telleri, burun yapısı yani her şey 2000 yıl önceki o insan öldüğünde nasıl görünüyorsa bunu bizim görmemizi sağlıyor. Ama bu ikinci yaptığı kazıdaki bulduğu maskeler yumuşak doku kazınmış, iskeletin üzerine kil sıvanarak yapılmış. O yüzden orada yani yüz şeklinin korunduğunu söyleyemeyiz. Direkt kafatasına uygulandığı zaman maskeler böyle bir sıkıntı var.
Bunlar farklı zamanlarda farklı üsluplarla yapılan maskeler olduğunu anlıyoruz buradan. Yani kimisi direkt hemen ölünün yüzüne yapılmış, kimisi iskeletin yüzüne yapılmış. Bu ikincisinde şunu görüyoruz. Yani ölüm anıyla defin zamanı arasında çok geniş bir vakit var demek ki. Çünkü bu bölgedeki yani Hakaslarla görüşme yapan, derleme yapan insanlar da şunları yazıyorlar. Yani Çin kaynaklarında da var hatta bu. Tang Hanedanlığı zamanında yazılan yıllıklarda diyor ki yani Kırgızlar ölülerini önce şey yapar, iskelet haline getirir, bir yıl sonra gömer. Yani işte ilkbahardaysa bir sonraki ilkbaharı bekleyebiliyorlar bazen ya da sonbaharsa. Aynı şekilde bir yıl geçiyor. Bu yüzden yapılış amaçları da şey diye düşünebiliriz. Yani hani bir yıl geçecek, çok uzun bir zaman. Bir yıl sonra defnedilecek. Bu sürede muhtemelen evde bekliyor ölü. Ya da açılan bir mezar odasında bekliyor. İçeride pek çok başka ölü var, aile mezarları var. Bunların arasında gömülen kişiyi tanımak için olabileceğini söylüyorlar. Ya da eğer evde bekletiliyorsa ölü, yaşayanlarla onu ayırmak için bir perde görevi gördüğünü düşünen araştırmacılar da var. Mezarlar bu şekilde. Bu yapılış, yani bu gömü törenine baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Şimdi ilk olarak bu trepanasyon denen bu baş delgi ameliyatı var. Bu yapılarak beyin çıkarılıyor. Daha sonra yüzdeki yumuşak doku kazınıyor. İşte göz çukurları, burun boşluğu, kafatasının içi bunlar o kille dolduruluyor. Yüzü de aynı şekilde kil maskeyle sıvanıyor. Ve burada Çin ipeği kullanılmış. Bazı direkt ölünün yüzüne yapılan maskelerde etle bu maskenin arasında böyle yeşil bir ipek kumaş bulunuyor. Bunu da Çin'den getirildiği tespit edilmiş araştırmacılar tarafından. Şimdi bu ölüm maskeleri aslında başka medeniyetlerde de var. Mesela bu altın mask, bu Miken Kralı Agamemnon'un maskesi olduğu söyleniyor. Tabii çok kabul görmese de bu M.Ö. 1500 sanırım. Diğeri de Mısır. 1300 ya da 1400 milattan önce. Ama bu Yenisey Nehri kıyısında bugünkü Hakas topraklarından çıkan ölüm maskelerinin hani bunlarla bir alakası var mı? Bir etkileşim var mıydı? Bu soru çok soruluyor ama bu lokal bir uygulama olarak görülüyor. Çünkü yani baktığınız üzere hiçbir benzerlik yok. Hani ne uygulama ne teknik açısından bir benzerlik yok. Bakın mesela burada ölünün yüzüne yapılmış yani iskelete değil. Direkt ölünün yüzü, yüz hatları, göz şekli, burnu, her şeyi görünüyor. Ve burada bu dövmeler var, dikkatinizi çekecektir. Yine bu Tang Hanedanlığı zamanındaki yıllıklarda şey diyor, Kırgızlardan bahsederken, içlerinden cesur olanları kendi ellerine dövme yapar, evlenecek olan kadınlar kendi boyunlarına dövme yaparlar diyor. Bu maskelerdeki figürler ya da vücutlardaki figürler demek ki o dönemden beri sürdürülen bir gelenek, sürdürülen motifler, anlamları olan motifler olsa gerek. Yine burada bir delgi ameliyatı yapılmış. Bu maskeler genelde kadınlarda böyle yağlı bir sarı kil kullanılmış. Beyaz da olabilir, sarımsı da olabilir, krem rengi gibi. Üzerine kırmızı motifler var. Özellikle yanaklar, işte dudaklar, burun delikleri kırmızı kille boyanıyor. Alnında spiral motifler oluyor kadınların maskelerinde. Ve göz için böyle tek ince bir siyah çizgi çiziliyor. Ya da siyahla yine böyle küçük noktalar yapılarak kirpikler gösteriliyor. Böyle detaylar var. Erkek maskelerinde daha çok, bakın mesela bu bir kadın maskesi. Erkek maskelerinde daha çok koyu renkler ve böyle sert çizgiler, keskin hatlar kullanılıyor. Ve az önce dediğim gibi burada bakın saç telleri bile görünür vaziyette. Aynı şekilde o göz çizgileri, her şey var. Yine bu da mumya bu şekilde. Bu arada bu iskeleti bir arada tutabilmek için omurgadan delikler açıp onları böyle başka yine ağaç mı desem ne desem bilemiyorum tam olarak. Çevirisinden hatırlayamıyorum şu anda. Bu omurgadan geçirdikleri parçalarla kemikleri, eklemleri birbirine tutturuyorlar. Yumuşak doku tamamen ayrılıyor vücuttan hani kemikler ayrılmasın diye. Daha sonra maske yüze yerleştiriliyor. Bir de Yenisey Kırgızlarının ölüleri yaktığını söyledi Timur Bey de. Bu kremasyon uygulaması. Şimdi ölü yakıldığı zaman da mezardan maske çıkıyor ama böyle bir durum var. İmitasyon denen bir yöntem var. Tasvir ya da kukla diyorlar.
Ölü yakılıyor, küller ya da kemikler bir torbaya dolduruluyor. Daha sonra ölünün vücudunu temsil eden, böyle deriden yapılan, bezden yapılan bir kukla. Yine insan boyutlarında bir kukla yapılıyor. Onun genelde böyle karın bölgesinde o küller, kemikler içine koyuluyor ve yüzünde maskeyi kapatıyorlar ölüden aldıkları kalıpla. Bu şekilde imitasyon ve mumya iki yöntem var. İlki zaten burada gördüğünüz gibi bu imitasyon değil. Burada deri var, korunmuş. Bu dövme olayı, bu Altay'daki pazırık kurganlarından çıkan bir mumya. Bu dövme dediğim gibi Çin kaynaklarında da yazdığı üzere çok uzun süre uygulanmış bir uygulama. Bu 1969'da Kızlasov diye bir arkeolog tarihçi var, çok önemli. Bir aile mezarı buluyor. Mezarda kadın, erkek, çocuk var. Hepsinde maske var. Bu tarz üst giysiler var kürkten, alt giysiler yünden yapılmış. Böyle tek parmaklı eldivenler var, çizmeler var, pantolon var, bu tarz şapkalar var. Bunların hepsi çok detaylı giyim ürünleri. Ve dediğim gibi hepsinde maske var. Yani bir cinsiyet ayrımcılığı yok demek ki. Yaş ayrımcılığı da yok. Çocukta da var, kadında da var, erkekte de var. Dolayısıyla bunun belki bir sosyal statü farkından hani kaynaklanabileceğini düşünüyorlar. Maske bulunmayan mezarlara baktıkları zaman. Çünkü maskesiz mezarlarda zaten bu tarz eşyalar da yok. Yani daha yoksul, daha fakir mezarlarda maske de bulunamıyor. Demek ki bu belki de sosyal statüsü daha yüksek olan insanların edinebildiği bir şeydi bu ölüm maskesi. Yani tam olarak net bir cevabımız yok maalesef. Yani yapılış amaçlarını dediğim gibi şamanizmde aramak zorundayız. Ölüm geleneklerinde aramak zorundayız. Ölüm anında, ölüm sonrasında, bu yas sürecinde ne gibi ritüeller uygulanıyordu, nasıl inanışlar vardı, tamamen bunda aramak zorundayız. Mesela bu Okunev arkeolojik kültürüne ait bir idol var burada, göreceksiniz. Bu yüzündeki motifler o maskelerdeki motiflerle benzeşiyor. Bunun birbirinin devamı olan bir motif olduğunu söyleyebiliriz belki. Ya da mesela yine bu iskitlerden itibaren, mezarlardan bu elin içinde gördüğünüz küçük figürler var ya, bunlardan bulunuyor. Bunlara töz ya da töz diyoruz. Bunlar atalar olabilir, tanrılar olabilir, farklı yorumlar var, koruyucu olabilir. Bunlar bazen evlerde saklanıyordu, bazen işte kıtlık, hastalık vesaire bir durum olduğunda bunları tekrar çıkarıp onları besliyorlar kan, süt veya yağ ile. Ve bu fena durumun geçmesi için onlardan yardım isteniyor, ibadet ediliyor. Aynı şekilde bu imitasyon tasvir dediğim, hani ölünün vücudu yakıldığında kullanılan imitasyon kuklalar insan boyundaki, bunlar da işte bu küçük figürlerle aynı mantıktan doğuyor diye düşünüyoruz. Yani bu ölüm kurgan olayına biraz girersek belki hani daha açıklayıcı olacak amaçları. Mesela bu balbal, o küçük tösler, bu tasvir kuklalar, bunların hepsi bana aynı gibi geliyor zaten. O konuda eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Balbal'la ilgili özellikle faydalı olur. Balbal kültürü çok önemli. Hatta hala balbal kavramı üzerinde zamanında, Sovyetler zamanında tartışmalar yapıldı. Şimdi de yapılıyor. Düşmanın anısına dikilen anıt olarak da şey yapabiliriz. Bazılarına göre işte şamanizmde öldükten sonra ona işte eşlik etmek üzere hizmetçi olarak hizmet etmek üzere yapılıyor. Bazılarına göre işte düşmanı aşağılamak için yapılıyor. Ama bana göre bu eğer mert bir düşmansa onun anısına, onun şerefine dikilen bir saygı ifadesidir balbal. Çünkü bazı balbaların üzerine isim yazıyorlar. Yani balbaların üzerine. Bunlara şekil verilmemiş balbalar. Düz bir taş şeklinde. Bu Göktürkler döneminde de devam ediyor. Bu Göktürklerden sonra ve Uygurlardan sonra Kırgız, Yenisey Kırgızları döneminde de devam eden bir gelenek. Böyle balbalları dikiyorlar. Bazını böyle kilometrelerce devam ediyor. Şu görselde mesela görebilirsiniz, bu Tıva'da çekildi. Biçimsiz düz taşlar, yani insan figürü değil. Her biri bir yenilen bir düşmanı ifade ediyor. Ama ben diyorum ki işte onları dikmek için siz mesai harcıyorsunuz, güç harcıyorsunuz, enerji harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Kendi sermaye harcıyorsunuz belki. Çünkü birisini yaptırmış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada kesinlikle bir saygı vardır.
Yani her ne kadar araştırmacılar bunu kabul etmezse bile bu aslında düşmana karşı bir saygı. Bu da farklı bir kültür. Şamanizmden gelen. Bu aynı zamanda işte başka yerlerde de onun sanki tekrarını da görebiliyor gibiyiz. Mesela bazıları da Atatürk'le ilgili aynısını söylüyor. Bu anzaklar konusunda söyledikleri ve onlara anıtların dikilmesi bu geleneğin devamıdır. Belki de birkaç asır sonra. Tabii bunlar daha detaylı araştırılmayı gerektiren konular. Bir de kurganlar çok eski zamandan var kurganlar. Zaten kurgan kavramı da Türkçe kur kavramından geliyor. Kurmak, inşaat etmek, yapı, bina, korugan aynı zamanda koruyan anlamına da geliyor. Ve bu kavram da dünya literatürüne girmiş bir kavramdır. Eski Sümer'de herhalde kür mü, gür mü yani dağ anlamına geliyor. Öteki dünya anlamına geliyor. Alt dünya anlamına geliyor. Zaten şamanizmde üst dünya var, orta dünya var, alt dünya var. Ama bunu maddi olarak mı algılıyorlar, maddi olarak algılamıyorlar mı o da tartışma konusu. Fakat eski Türk yazıtlarında 8. yüzyılda da aynı şekilde yani 3 katmanlı evren modelini görebiliyoruz. Yani üstte kök tengeri yaratıldığında, altta yağız yaratıldığında ikisi arasında kişioğlu yaratılması 3 aşamalı yani 3 katmanlı evren anlayışının olduğunu, dolayısıyla şamanizm olduğunu açıkça görebiliyoruz. Mesela burada cenazede ölü aşı diye bildiğimiz bizim Türkiye'de bir uygulama var. Hani ölünün arkasından yemek dağıtılması, uygulaması. Burada da yine ya ölüm günü ya da daha sonraki 3, 7, 20, 40 bilemiyorum artık bir anma töreninde yine ateş var. Yemek yakılma suretiyle ölenin ruhuna ulaştırılmaya çalışılıyor. Ölüm uygulamaları da benzer aynı şekilde. Burada ateş deyince şöyle bir ekleme yapmak istedim ben. Ateş uygulaması Anadolu'da devam ediyor. Yani ben böyle araştırma yaparken mesela karşılaştım Tokat tarafında Zile ilçesi var. Zile ilçesinin içerisinde birkaç köyde var. Bu uygulama hala devam ediyor. Mezarlarda ateş yakılır. Bu birebir şaman uygulaması. Buradaki amaç ateş yakıldığı zaman bir uzun bir zamandan beri atalarımızdan beri gelen ve 21. yüzyılda devam eden bir uygulama ve inanış. Ateş besleniyor. Yani ateşin içine yiyecek maddeler atıyorsunuz. O yanıyor. O yandığı zaman ise dönüyor. Yani dumana dönüyor. Ve o dumanla atalarınız besleniyor anlamına geliyor. Ya da öyle inanıyorlar bütün şamanlar. Ve orada o yiyecekleri siz ateşe attığınız zaman o yiyecekler ise yani dumana dönüştüğü zaman ve o duman bütün mezarlığa yayıldığı zaman orada bir din ayrımcılığı güdülmüyor. İki akrabalık ayrımcılığı güdülmüyor. Sadece bizim akrabalar beslenecek. Sadece bizim babamız, anamız beslenecek. Başkaları beslenmeyecek. Böyle bir ayrımcılık güdülmüyor. Üç cinsiyet ayrımcılığı güdülmüyor. Dört etnik kimlik ayrımcılığı güdülmüyor. Yani mezarlıkta kim varsa hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun o bütün mezarlıkta yatan insanların yani dolayısıyla ataların beslendiğine, ortak olduğuna ilişkin bir inanç vardır şamanizmde. Bu az önce kurgan görselleri göstermiştim Altay'da Pazırık'tan. Bu şimdi bizim maskelerle ilgili bahsettiğimiz arkeolojik kültürde, taşlık arkeolojik kültüründe de mezar odası çok benzer şekilde. Yine içinde ölenin yaşarken kullandığı mesela kadınsa işte küpeleri var. Bazı bu maskelerde kulaklarda delik görünüyor ama ilk başta anlam verememişler. Daha sonra mezar odasında küpeler buluyorlar. O zaman anlam kazanıyor. Yaşarken kullandığı işte kolyeler, boncuklar var. Erkekse yine silahları var, yemek kapları var, giysiler aynı şekilde bahsettim. Yani bir boyut değiştirerek sonraki hayatında, devam eden hayatında daha doğrusu kullanacağı eşyaları aynen yanında. Bu yüzden hani bir sonraki hayatta ölenin ruhunun vücudunu tanıyabilmesi için, yüzünü muhafaza etmek için bu maskelerin yapıldığına dair bir görüş de var. Bu maskeler şu anda çoğunlukla bu Ermitaj Müzesi'nde bu şekilde sergileniyor.
Bir de bu ölü yakma uygulaması sebebiyle bazıları deforme olmuş durumda bunların. Hani renkleri kaybolmuş ya da çatlamış ısıdan dolayı. Orijinalleri bunlar. İlk olarak 2009'da yine Hakas bir iş adamı var. Sergey Narılkov bu ve bir Abakanlı fotoğrafçı Boris Dolin'in bir proje yapıyorlar. Eski Hakasya'nın Yüzleri adıyla 2009'da ilk defa sergi açılıyor. Bu özel müzelerden izin alarak bu tarz fotoğraflarını çekmişler maskeleri. Rusya'daki çeşitli şehirlerde, Kazakistan, Kırgızistan, Finlandiya, Macaristan hatta Hindistan'da sergilenmiş. 7 yıl boyunca aralıksız. Biz de yine kendisiyle iletişime geçtik. Bu orijinal fotoğrafları kullanmak için izin aldık. Ve bu mesela bu göreceksiniz orijinal maske var en solda. Bunlara yakın yine kil kullanarak canlandıralım dedik. Canlı modellerin yine o coğrafyadan gelen modellerin yüzlerinde kil uygulamasıyla bunları canlandırdık. Ama birebir aynı renkler, aynı motifler kullanmadık. Yani benzer renkler, benzer motifler. Bir de bu kültürel devamlılığı göstermek için şöyle bir şey tercih ettim. Mesela o coğrafyadaki kurganlarda biliyorsunuz İskit kurganları altın bakımından çok zengin. Ben de altın varak uygulaması yaptım bazı modellerin boyunlarına. Çünkü bazı maskelerde bir de şöyle bir şey var. Özellikle kadınlarda yine boyun kısmı böyle turuncuyla boyanmış. İşte o kolyeyi sembolize ediyor olabilir ya da belki altını sembolize ediyor. Bunları kullanmak istedim. Kuş tüyleri kullandım küpeler için. Saç tasarımı, kostüm, aksesuar detayları bunların hepsi tarafıma ait. Bunun dışında bu çekimleri, benim fotoğraf projesi çekimlerimi Ankara Sinema Akademisi'nde yaptık. Hakan Kılıç fotoğrafları çekti. Bu kil uygulamasını da yine Hacettepe'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik bölümünden İranlı arkadaşlarım yardım etti. Aydın Yusefi Nacmi ve Dorna Pirşah verdi yardım ettiler. Mesela bu bir erkek maskesi örneği. Bu motifleri de benzer şekilde yaptık. Yine altın varak uygulaması yaptık. Bir de burada şunu göstermek istedim. Esas olarak şimdi bu konu, Türkiye'de pek kaynak da yok Türkçe, yazılmış makale bile pek yok. Ve bilim çevrelerine hitap eden bir konu. Ama fotoğrafçılık, seramik, resim bunları bir araya getirip böyle bir konuyu daha geniş çevrelere yayabileceğimizi göstermek istedim açıkçası. Yani belki bu başka bir fikri doğuracak. Belki içinizden biri başka bir çalışma yapmak isteyecek bununla ilgili. Bir şekilde ön ayak olabilir ya da en azından tanıtılmış olacaktır. Çünkü bu lokal dediğim gibi başka ölüm maskeleri başka medeniyetlerde olsa da Mısır'da, Mezopotamya'da, eski Yunan'da olsa da bunlar teknik bakımından, amaç bakımından, anlam bakımından çok eşsiz. Bir de bunlar 2000 yıl önceki Türklerin maskesi. Yani dolayısıyla dünyada her tarafı dolaşsanız bile Türklerle ilişkin 2000 yıl önce Türkler nasıldı, nasıl görünüyordu? Bu soruya yanıtı sadece Hakas topraklarında bulabilirsiniz. O da taştık maskeleri. Onun dışında başka bir şansınız yok. Yani özellikle ölü yakma uygulaması olduğu için zaten bir fikre sahip olamıyoruz. Ama bu maskeler birebir ölünün yüzünden alındığı için nasıl görünüyordu? Hatta bu ilk sergilerden birisinde bu sergi küratörü olan kişi şöyle demişti hani bir prensesin işte mağrur duruşu, bir savaşçının asaleti bunların hepsini görebiliyoruz diye böyle çok daha betimleyici bir açıklama yapmıştı. Mesela burada deri ve kürk benzeri kumaşlar kullandım, kuş tüyleri kullandım kostümler için. Farklı renkte killer yaptık. Ya da deniz kabukları böyle hamurdan malzemeler kullanarak kolyeler tasarladık. Burada kostümün arkası daha net görünüyor bakın. Bir de bu maskeleri kafatası kültüyle ilişkilendiren araştırmacılar var. Çünkü bu Sibirya'daki topluluklarda genelde baş kutsal, işte bazen ruhun baş bölgesinde bulunduğu da düşünülüyor. Dolayısıyla bu başın muhafaza edilmesi lazım. Özellikle vücudun geri kalanı mesela iskelet haline getiriliyor olsa bile başın korunması gerekiyor yüz hatlarının. Bakın mesela burada erkek maskesinde tam net değil ama kafatasının üzerinde böyle tek bir örgü var. Saç rengi, saç telleri, saç modeli her şeyi korunmuş durumda. Bu da yapılış aşamasından bir fotoğraf. Bu kili sürüp kuruttuğumuzda işte o renkli haline geliyor. Fotoğraf çekiminden, boyama esnasından fotoğraflar. Tabii bunlar modern sanatta da bugün yer alıyor. Tablolara konu oluyor, afişlere konu oluyor çoğu zaman. Mesela bu ilki Atalar Vadisi adlı bir tablo, öbürü de Taştıklar adlı bir tablo alttaki.
Ya da mesela böyle bir festival afişi var. Bu Kazakistan'da mıydı? Emin değilim ama. Evet, oradan yine kullanılmış. Bir de şöyle bir inanış var. Yine bu Abakan'daki müzede çalışan Lipski arkeolog var. O diyor ki, yani oradaki insanların ritüellerini araştırmış, maskelerin amacını ortaya koyabilmek için. Şöyle bir reenkarnasyon inancı var. Şimdi ölen kişi bir yıl sonra gömülecek. Bu bir yıl çok uzun. Bu sürede ruh kaybolabilir, gidebilir. Bu durumda doğum oranı düşecektir. Dolayısıyla ruhun vücudunu kaybetmemesi lazım o sürede. O yüzden o vücudu sabitleyecek bir şey gerekiyor, bozulmamasını sağlayacak bir şey gerekiyor. Bu da o maske. O maske sayesinde ev halkı o ölen kişiyi sürekli besleyebilir, koruyabilir. Onu hala yaşıyormuş gibi onunla iletişim kurabilirler. Hala biraz canlı tutabilirler yani. Bu sayede doğum oranları da düşmeyecektir. Böyle bir inançla bağdaştırmış, böyle bir açıklama getirmiş. Ama tam olarak hala yani amacı net değil, bir sürü farklı görüş var. Eminim ki tek bir amacı yoktu, birden fazla amacı vardı ama... O dönemdeki Minusinsk Müzesi Müdürü'ne Clements adlı bir araştırmacının yazdığı mektup var. Bunu yine maskelerle ilgili çalışan Madetskaya adlı bir araştırmacı aktarmış mektubu. Orada şey diyor, evet işte Adrianov pek çok maske buldu, pek çok buluş yaptı. Ama asıl şeref bu maskelerin gizemini çözen kişinin olacaktır diyor. Yani bunları tamam kazdınız buldunuz ama niye yapıldı? Daha çok çalışalım, daha çok şey ortaya koyalım, çözelim demek istiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani belki sorular kısmına da geçebiliriz. Daha eğer isterseniz soru sormak isteyen varsa eğer. Çünkü hani anlatırız. Yani eğer sorusu olan varsa buyurun. Var mı acaba? Buyurun. Hocam teşekkür ederim. Elinize sağlık, hoş geldiniz. Şeyi merak ettim, yani Hakas Türkleri ve şamanizmle ilgili bilgiler verirken işte batılı Türkologlar, batı yönlü veya batılı bilim adamlarından bahsettiniz. Hakas Türklerinde veya Sibirya'da, şamanizmin yaşadığı yerde özellikle halen canlıysa, oradaki yazımsal kitap veya yani yazı kültürü yok muydu? Çünkü oraya fazla... Değinmedik, oradan bilgi alamıyor muyuz? Hani İslami açıdan baktığımız zaman her dönem işte hadis olsun, diğer işte İmam-ı Azam gibi değişik sürekli bir yazım kültürü var. Şamanizmde yok mu? Yani daha net bilgilere ulaşabileceğimiz. Teşekkür ederim. Şaman uygarlığının yani şaman medeniyetinin meydana getirmiş olduğu en büyük, bana göre en büyük ürün eski Türk yazı sistemi. Bu eski Türk yazı sistemi yaşıyordu. Mesela biliniyor ki Göktürkler dinini değiştirmek üzere gelmişlerdir. Yani o noktaya gelmişlerdir. Budizmi tam sokacakken devletin içerisine Tony Cook uyarıyor. Diyor ki Budizm bizi bozabilir. Yani ondan sonra geri adım atlıyor. Yani Budizmin etkisi büyük. Bir de hepimiz biliyoruz. 8. yüzyıl Türk yazıtlarından önce, 2 asır önce Sogca yazıtları var. Türklere ait ama yabancı dilde yazılmış. Yabancı harfler kullanılarak yazılmış. Soglarda ya da Soğutlar Hint-Cermen halklarından ya da Hint-Avrupa halklarından diyebiliriz. Onların yazısı var ama bir de şu var. 1970'li yıllarda ya da 80'li yıllarda Sovyet arkeologları tarafından Orta Asya'da, Kazakistan topraklarında kazılar yapılıyor ve Isık Kurganı keşfediliyor. Isık Kurganı'nda bir tane kase bulunuyor. Kasenin üzerinde yazı var. Bu yazı hala tartışılıyor. Ama bu yazı önemli ve bu yazının ait olduğu dönem milattan önce 5. yüzyıl. Ve mesela Profesör Doktor Altay Amancolov'a göre bu eski Türkçe yazılmıştır. Şimdi eski Türkçe 5. yüzyıl milattan önce olunca otomatikman sizin yazı yani şaman kültürünün dünya bahşetmiş olduğu
uygarlığın meydana getirdiği yazı sisteminin geçmişi 2500 seneye geliyor. Fakat o konuda tartışmalar yapılıyor. Fakat Amanjolov'un özelliği şu, günümüzdeki kullandığımız Kirilce olsun, Arapça olsun, Latince olsun ve vesaire vesaire, eski Aramice olsun, tamam mı? Eski şeyler, bütün bunların atası Finike yazı sistemi. Dolayısıyla Araplar da oradan beslenmiş, Yahudiler de oradan beslenmiş, herkes Finike'ye gidiyor. Bu Finikece de analiz ediyor, Aramice analiz ediyor, Pehlevice analiz ediyor. Bütün bunları karşılaştırmalı yapıyor ve diyor ki o yazıt için en yakın yazı sistemi Yenisey Kırgızları tarafından, Göktürkler tarafından değil, Yenisey Kırgızları tarafından kullanılan yazı sistemi. Zaten Türkeşler tarafından kullanılan Talas yazıtları ya da yazı sistemi gene Göktürklere değil, Yenisey Kırgızları'nın kullandığı yazı sistemine yakın. Esasında bunlar Göktürklerin kullandığı ve Kırgızların kullandığı yazı sistemi aynı. Ama aralarında da böyle önemli farklar da var harfler bakımından. Mesela birisinin harfi için farklı bir simge kullanılırken birisi için farklı. Şimdi Danimarkalı 1893'te deşifre ettiği zaman eski Türk yazıtlarını Wilhelm Thomsen, o şunu demiştir. Bu putperest şaman Türkler, hem de göçebeler bunlar. Bunlarda medeniyet olamaz. Bunların yazı sistemini meydana getirmesi zaten mümkün değil. Bu olsa olsa daha bir medeni, ağırbaşlı Orta Doğu milletleri tarafından ortaya getirilmiş olabileceğini ileri sürüyor. Bu konuda analizler yapılıyordu. Daha sonra Radloff hemen çözümlemesini yapıyor. Ama mesela Çarlık döneminde çok tanınmış bir Türkolog var, Aristov. Ve Aristov diyor ki, yani seversiniz ya da sevmezsiniz diyor. Ama bu %100 yerli üretim. Yani yerli malı. Hani haftalara yapılıyor ya, yerli mal hafta. Bu yerli malı diyor. Yani ve bu görüş Sovyetler döneminde de birçok araştırmacı tarafından paylaşılan bir görüş. Yani sadece Çarlık zamanında değil. Mesela Klaştornoy onlardan biri. Ve Klaştornoy'un bir öğrencisi var. Şu an soyadını unuttum. Sankt Petersburg Devlet Üniversitesi mezunu, orada doktorasını savunmuştur. Onun da bakış açısına göre Türk yazı sistemi, ister Kırgız olsun, yani Yenisey, ister Göktürk olsun ya da Orhon, ister Kurukan olsun ya da Lena, ister Talas olsun ya da Türkeş yazıtları, Türgiş yazıtları, bunların hepsi yerli, yani Türklere ait böyle bir sistem olduğunu söylüyor. Ama daha sonra ne oluyor? İkinci Göktürk Kağanlığı yıkıldıktan sonra Uygur Kağanlığı kuruluyor ve Uygur Kağanlığı döneminde din değişiyor. Maniheizm geliyor. Zaten din değiştirince Türkler, o kapı açılıyor. Alfabe değişikliği kapısı. Ondan sonra böyle düzinelerce alfabe değişiyor. Ama ilk defa o dönemde oluyor. O da Batı'dan gelen bir yazı sistemi alınıyor. Daha sonra ona Uygur yazısı veriyorlar. Yani yukarıdan aşağıya doğru böyle örme gibi bir yazı sistemi. Daha sonra Cengiz Han onu alıyor. Yani Moğollar kullanıyorlar. Ve ona da Uygur yazısı diyorlar. Ama o Uygur yazısının aslı Hint Avrupa halklarının Soğutlara dayanıyor. Böyle bir sistem var. Yani dinle beraber değişiyor. Daha sonra Arapçaya geçiyorlar Türkler. İşte Ermenice'de Türk metinleri var. İşte Gürcüce Türk metinleri var. İşte Latince Türk metinleri var. Kirilce Türk metinleri var. Yani aşağı yukarı yani 20'den fazla alfabe değişikliği oluyor daha sonra. Yenisey Kırgızları bunun belki de en çok yaşatan halk, Türk halkı. O da onlarda bir bakışa göre 18. yüzyıla kadar. Çünkü orada diyor ki arşiv malzemelerinde onlar özel Kırgız yazısıyla yazdılar. Ve bunu hiç kimse okuyamıyor. Şimdi 18. yüzyılda Çarlık Rusya'da Çince bilen çok, Moğolca bilen çok, Rusça bilen çok. Zaten Batı dilleri hepsi var. Çince var, şu var, bu var. Bunlar hepsini okuyabiliyorlar. Ama
Bu yazıyı kimse okuyamıyor, deşifre edemiyor dolayısıyla ve o şekilde özel Kırgız yazısıyla yazdılar şeklinde kayıt düşülüyor oraya. O yazının aslı da korunmuş değil ama bir ihtimal eski Türklerin döneminden gelen bu yazı Yenisey Kırgız'a şamanlığı devam ettiren, hiçbir başka dine değiştirmeyen ve dolayısıyla dinle, atalarının dinle devam ettirdiği için atalarının yazısına da sahip çıkıyor. 18. yüzyıla kadar, zaten 18. yüzyılda Rusya'ya yeniliyor. Yenildikten sonra bu yazı ortadan kalkıyor. Ama o zamana kadar hiçbir şekilde gönüllü, hele gönüllü olarak hiçbir zaman alfabesini değiştirmiş değil Yenisey Kırgızları. Hatta günümüzde 20. yüzyılın son çeyreğinde ve 21. yüzyılda tekrar ama kültürel değer olarak onu yaşatıyorlar. Gazetelerde mesela yayınlanıyordu alfabe. Bunu her Hakas'ın bilmesi gerekiyor. Bu atalarımızın alfabesi, özgün bir alfabe. Hani bazı dünyada çok az halk var ya da çok az millet var. Kendi atalarından beri getirmiş olduğu yazı sistemine sahip olsun. Ya da bu şekilde övünebilsin. Ve bu nadir milletlerden birisi de Türklerdir. Dolayısıyla o yazı sistemine sahip çıkmak önemlidir. O da şamanizmden gelen bir sistem. Ama daha sonra tabii çok değişmiş ve silinmiş. Yani o. Dolayısıyla silindikten sonra sözlü kültür ağırlık da olmuş. Ve bu tam da yayanmışlar o kültürü. Mesela Yunanlar gibi yayanmış. Ya da Mısırlar gibi yayanmış. Ya da bizim Sümerler gibi böyle on binlerce tableti bırakmamış. Yani aşağı yukarı hepsini toplasan 200 tane. Belki de bazıları bunun sebebi olarak şunu görüyor arkeologlar. Mesela Hakas Türklerinden tanınmış Sovyet arkeologlarından biri, Moskova Devlet Üniversitesi profesörlerinden Leonid Kızlasov var mesela. Ona göre yazılı kaynakların çok az olması, yakma usulüyle defnetme geleneğinin olması olarak gösteriyor. Yani çünkü siz yaktığınız zaman orada her şey yanıyor. Yani ama 2001 yılında ben Hakas topraklarına gittiğim zaman tam da bu dönem, yani taştık dönemi, milattan önce 2, milattan sonra 5. yüzyıllara kapsayan taştık dönemi var arkeolojik olarak. O döneme ait olan kayın ağacı kabuğu üzerinde yazılar vardı. Onu ben gördüm. Dolayısıyla böyle bir ihtimal de var. Yani o mesela 9. yüzyılda ırk bitik var. Irk bitikte kitap, yani belki Türk halklarının ya da şaman medeniyetinin meydana getirmiş olduğu en önemli hediye, ürün bu kitaptır, ırk bitiktir. Bu ırk bitik şu anda Londra'da korunuyor. Bir fal kitabı, ırk bitik ve çok nadir. Zaten başka bir örneği de yok herhalde böyle bir şeyin. Ama kayalara tabii yazılması da önemli çünkü kaya... Siz taşa yazdığınız zaman ki ona Bengü taş demişler. Direkt atalarımız demiş böyle Bengü taş. Bengü taş dediği için ona onu önemsemiş, oraya yazmışlar ve o yazılar günümüze kadar gelmiş. Yani dolayısıyla bu bir zaman makinesidir. Bizi atalarımıza bağlayan ya da bir anlamda atalarımızı bize getiren ya da onların duygularını, düşüncelerini bize getiren. Ama daha sonra Orta Asya'daki Türk halkları Müslüman olduğu için Arap yazı sistemine geçiyor. Arapça yazıyor. Ama Müslümanlığa geçmeyen, Hristiyanlığa da geçmeyen Şaman Türk toplumları bir anda o yazıyı sız kalıyor. Yani o yazı olmadan kalıyorlar. Dolayısıyla sözlü kültür daha güçlü hale geliyor. Ha tabii bunu fırsat bilip Sovyetler döneminde bazı tarihçiler şöyle diyorlardı, yani bu Türk halklarına ya da başka halklara, sadece Türk değil tabii, gayri Türk halklar da var, çok var şeyde Sibirya'da. Onlara yazı sistemi sosyalist, Ekim sosyalist devrimi getirmiştir şeklinde. Onu böyle biraz pohpohlama şeklinde yapıyorlardı onu, öyle anlatıyorlardı. Dolayısıyla yazı ya bu halklar Ekim devrimi sayesinde kavuştu şeklinde. Ön yargılı bir şey de bulunuyorlardı. Tespit de bulunuyorlardı. Böyle bir propaganda da bulunuyorlardı. Oysa ki
Daha sonra gene Sovyetler döneminde 80'lerin sonunda itibaren bu daha açık şekilde ifade edilmeye başlandı. Hayır, biz hep yazısız halklar değil. Tam tersi, çok eski zamanlardan beri kendimize ait olan bir yazı sistemimiz vardı. Ama sonra kaybettik. O da tarihin bir gelişimi sonucu, bize bağlı olmayan. Ve sonra kaybettik. Ama o döneme ait olan kanıtlar hala geçerli yani. Bu şekilde. Ama onun dışında tabii Rusça, İngilizce, Almanca vesaire dillerde çok sayıda kaynak, Fransızca çok sayıda kaynak var. Şamanizmle ilgili aslında dünyada. Biraz soruyorum ama. Yani biraz takılın. Yazı kaybedildi der. Yani hani Kırgızca veya Türkçe, Göktürkçe fark etmez. Hani ya bir yere mantıksal olarak şöyle düşünüyorum. Ya bir yere evrilir. Mesela Hint-Avrupa dilleri alfabesine evrilebilir. Yani yazı orada kullanılmamış anladım. Yani bu Rusya'nın bir etkisi mi, Sovyetlerin bir etkisi mi veya orada hani bir kaynakların yok edilmesi mi var? Sovyetler Birliği veya başka bir işte çarlık veya oradaki diğer etkenlerden dolayı hani mesela bir kütüphane yok mu atıyorum? Yani o biraz şöyle bir şey. Selçuklarda eski Türk yazısı var mı? Selçuklarda mesela eski Türk yazısı var mı? Yok. Bulunmuş mu? Yok. Bulunmamış. Karahanlılarda var mı? Mesela ilk İslamiyet'e geçişi yapan toplum. Gene yok. Ama mesela Hristiyanlığa geçen olan, mesela Talas yazıtları var. Vatandaşın adı Aleksandros. Ama Türkçe yazıyor. Ve Türk harflerini kullanarak yazıyor. Böyle bir sürü yazıt var. Adam Hristiyan ama hemen de koşup Latince'ye geçmemiş. Kendi atalarının yazısını devam ettirmiş. Bir müddet sonra geçmiş. Sonra Arapça'ya geçiyor Müslümanlıkla beraber. Yani böyle örnekler var. Dolayısıyla orada da Yenisey kıyısında da aynı süreçler yaşanmış. Yani kendi atalarının yazısını kaybetmiş, Kirilce'ye ya da Latince'ye geçememiş. Böyle bir aralık yaşanmıştır. Daha sonra bu tabii yani sonsuza kadar sürecek bir şey değil. İlk kayıtlar, Hakas Türkçesiyle ilgili ilk kayıtlar Latince oluyor. O da 18. yüzyılda, daha sonra Kirilce oluyor. Orta Asya'daki Türkler de şöyle oluyor. Arapça oluyor, yani harf olarak Arapça oluyor. Sonra Kirilce, sonra Latince, sonra bir daha Kirilce. Şaman olan Türk halklarında eski Türk yazısı, şaman kültürünün, medeniyetin meydana getirdiği, sonra bir boşluk, sonra Kirilce, sonra Latince, sonra bir daha Kirilce. 1940'tan itibaren tekrar Kirilce. Ama bir ara Latince kullanılıyor. Yani o da 1928-1929'dan itibaren 10 seneden fazla bir süre, İkinci Dünya Savaşı'na kadar böyle bir periyot var. Orada da Latince kullanılıyor ve bütün Türk halkları için aynı alfabe kullanılıyor Sovyetler Birliği'nde. Sonra Stalin döneminde gerçek soyadı Cugaşvili olan Stalin tarafından bu değiştiriliyor, Kirilce'ye çevriliyor. Böyle bir süreç var. Yoksa şamanizmle ilgili kaynak çok yani günümüzde. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler bu güzel sunum için tartışma. Ben geçmiş medeniyetleri merak eden bir biyoloğum, temel bilimciyim. Özellikle 40 bin yıldan bahsediyorum bu Sibirya'daki bu halk. Ben de uzun süreli iklim değişimi ve insan etkisi çalışıyorum. On binlerce yıl öncesini araştıran bir biyoloğum. Tabii insanın çevreye, çevrenin insana etkisini de özellikle çok ilgi alanlarımdan birisi. Buraya da öğrencilerimi de getirdim. Özellikle şamanizmin çevreye uyumu, doğaya uyumu hakkında birazcık daha bir şeyler söylerseniz, onlar da burada çünkü. Memnun oluruz eğer fırsat varsa. Yani evrim. O insanların 35 bin yıl önce, 40 bin yıl önce yaşayan bu insanların çevreye, doğaya bakış açıları nasıldı? Çünkü günümüzde artık iyice kopmuş durumda.
Yani şamanizmden baktığımız zaman işte demin de onu belirttim. En yani insanlığa hala 21. yüzyılda anlatabileceklerinden biri de çevrecilik belki de. Yani şamanizm bakımından açısından baktığımız zaman bu konuya bir defa Kaşgarlı Mahmut ki kendisi ilk Türk ansiklopedistlerindendir. Diyor ki mesela ağaç gördüğü zaman tapıyor diyor. Şimdi Ermeni kaynakları var. 7. yüzyıldaki Hunlardan bahsediyor. Günümüzdeki Dağıstan topraklarında Hunlar var. Aslında Hunlar için çok geç bir dönem. 7. yüzyıl. Ama var o dönemde. Onlar da diyor ki onların için onlar gidiyorlar. Onların kutsal ağaçları var. Şimdi normalde mesela hani şamanizm için batılı araştırmacılar ne diyor? İlkel halkların dinidir. İşte primitif halkların, medeniyetleri meydana getiremeyen insanların mensup olduğu inanç. Her türlü böyle sıfatları kullanıyorlar. Tabii bizim Türkologlar da aynı şekilde. Çünkü etkileniyor oradan, o söylevden. Bu sefer ne yapıyor? Biraz utanıyor. Yani diyor ki şamanizm bana bulaşmasın. Ya da bizim atalarımızla bulaşmasın. Yani atalarının dinini atalardan koruyor bir anlamda. Oysa ki kutsal ağaç demek bana göre çevreciliğin atasıdır. Yani siz çevreye, ki buna etnopedagoji diyorlar, şamanizm de onun içinde önemli bir etkendir. Küçük çocuğa işte çevreye çöp atmayın dediğiniz zaman bir yere kadar etkili oluyorsunuz. Çünkü soyut konuşuyorsunuz, somut değil. Ama somut konuştuğunuz zaman şamanizm içerisinde böyle bir gelenek vardır. Diyorsunuz ki işte çöpü göllere atmayın mesela. Ya da nehirlere atmayın dediğiniz zaman, çünkü onlar toprak ananın gözlere mesela dediğiniz zaman çocuk onu somut olarak algılayabiliyor. Ya da ağaçları kesmeyin dediğiniz zaman, çünkü onlar toprak ananın saçlarıdır dediğiniz an, her ne kadar saçma ve ilkel olsa bile, ki böyle de kabul edebiliriz, gene de soyut olan çağdaş konuşmanın yanında çok daha etkilidir. Ve çocuk onu algılayabiliyor. Hemen algılıyor bir kadın, bir saç, onu böyle koparıyorsun. Ne yapıyorsun? Acı veriyorsun toprak anaya. Bu ateistik açıklama. Yani dini bir tarafa bırakalım, imanı, inancı. Çocuk bunu etnopedagojik olarak algılayabiliyor. Zaten kutsal ağaç, kutsala tapmak ya da ağaçtan medet ummak, ki aslında tabii bazı kültürler dalga geçiyor. Ya ağaçtan medet ummuyor, kendine bile faydası yok diyebiliyorlar. Ki o kendi bakış açısı tabii. Ama ağacın ne kadar değerli olduğunu, ağacın aslında ne kadar önemli medet kaynağı olabileceğini bilen insan çölde yolunu kaybeden bir insandır. Güneşin altında kavrulan insandır. O zaman o ağacın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyor. Ağacın sağladığı gölgenin ne kadar hayat kurtarabileceğini anlayan bir insan haline geliyor. Ama tuzu kuruyken rahat. Ya kendine faydası yok diyor ağaç. Ağaçtan ne umuyorsunuz ki diyor. Oysa ki ben diyorum ki ağacı kendinden üstün tutmak demek, tapınmak demektir. Kendinden üstün tutmak günümüzdeki tırnak içinde ateist çevreciliğin yarınıdır. Niye? Çünkü soyut konuşuyorsunuz. Çevreyle ilgili. Didaktik konuşuyorsunuz ama kuru. Anlatabiliyor muyum? Yani içine şey katmıyorsunuz. Motifler katmıyorsunuz. Motifler katmadığı için çocuk onu algılayamıyor. Yani çünkü çocuktan başlanması gerekiyor. Bu şekilde zaten Rusya'da böyle okullar kuruluyor şu anda. Etnopedagojik eğitim veren okullar var. Orada çevreciyle o şekilde anlatıyorlar. Zaten gene Michael Harner'a başvuracağım. Michael Harner'a göre evrim kavramı yokken bile şamanizm evrimciydi. Çünkü hayvanlarla, ağaçlarla insanın akrabalığını kabul ediyor. Bunu kabul ediyor. Yani böyle bir yaklaşımı var. Ve dolayısıyla insanla hayvana, hayvanla insana geçişleri de kabul ediyor. Böyle ilginç bir şey var. Ama bunu tabii daha araştırmak lazım. Çünkü şamanizm neredeyse hiç araştırılmamış. Herkes... Mesela başka bir örnek vereyim. Ya bir kitap yazdım. Şaman
Doğanın Şifası Uyanınca diye bir 2017'de çıktı. 2018'de ikinci baskısı çıktı. Orada mesela Atatürk'le ilgili yazdım ben. Atatürk'ün ne kadar aslında doğacı olduğunu, hatta kendi güncelerinde bizzat şamanizmi araştırıyor. Ve doğaya önem veriyor. Zaten şamanizm demek mesela Zeki Veli Tugan'a göre çevrecilik demek, doğacılık demek. Doğayı mesela bazı dinler merkeze insan alıyorlar. Ve diyorlar ki her şey insana hizmet etmek üzere yaratılmıştır. Oradan beslenen komünizm şöyle bir sloganı geliştiriyor. Bir insan doğaya karşı mücadele ettikçe ve üstün geldikçe özgürleşir. Yani doğa senin zenginleşme kaynağındır. O sana hizmet etmek üzere yaratılmıştır diyor. Yani o gelenekten geldiği için komünizm söylevleri böyledir. Şamanizm de biraz farklı. Şamanizm de merkezde insan değil. İnsana hizmet etmek üzere doğa yaratılmış değil. Tam tersi merkezde doğa var. Yani ve insanın insana modern kavramla gaz veren bir yaklaşım yoktur şamanizmde. İnsanı yücelten ve daha başka bir ifadeyle antroposantrik değildir şamanizm. Şamanizmde merkezde doğa var ama o doğa bazı dinlerin anlattığı gibi ya da bizim algılama alışmış olduğumuz gibi iki tane ağaç, üç tane bitkiden oluşmuyor. Bizim dünyamızla da sınırlı değil şamanizmdeki doğa anlayışı. Şamanizmdeki doğa anlayışına göre doğanın sınırı evrenin sınırsızlığıyla, kosmosun da hatta sınırsızlığıyla sınırlı. Ve bu dinamik bir şeydir, süreç. Onunla ilgili. Dolayısıyla sınırsızlığın ötesinde bir şey olarak algılanıyor. Dolayısıyla değil iki ağaç, üç tane bitki ki biz öyle algılıyoruz. Birçoğumuz da öyle algılıyor. Onun ötesinde bizim dünyamızın bile içinde yok olan bir kozmostan bahsediyoruz. Dolayısıyla kozmos aynı zamanda kozmosun her noktası şamanizme göre bir tapınağın içinde bir noktadır. Çünkü tapınağın da yani insan eliyle yapılan tapınak geleneği olmadığı için şamanizmde evrenin her noktasında tapınağın içindesiniz. Ve o tapınak zelzeleyle, selle, depremle yıkılan bir yapı değildir. Çünkü insan eliyle yapılmış değildir. Sebebi ne olursa olsun. Dolayısıyla siz dikmek zorunda değilsiniz. Ya da yıkmak zorunda, ya da yıkılmak zorunda değil. Onun dışında kutsal kitap yazılı metin değildir. Şamanizmdeki kutsal kitap sonsuz hayattır. Ve bu hayat insanlar onu yorumlamak zorunda değil. Yani ben şöyle yorumladım, böyle yorumladım, işte şu sosyal değer ortaya çıktı. Bizde bu kitapta var aslında. Böyle demek zorunda kalmıyor. Çünkü niye? Çünkü şamanizm denen inanç sisteminde kutsal kitap hayat olunca her an, her noktada güncel ve şey, yani kendini geliştiren ve her şeyi kapsayan ve aynı zamanda tezatlıkları da içeren. Yani sadece uyumlu değil, aynı zamanda aykırılıkları, birbirine tezatlıkları da içerebilen ve bu iki nokta arasında bütün kompozisyonları içeren bir kutsal kitaptan bahsediyoruz. İnsan eliyle ya da matbaa üzerinden çoğaltılmayan. Böyle bir şey, sistem. Teşekkür ederim. Başka soru yok herhalde. Süremizi de 10-15 dakika kadar açtık. Sonlandıralım programı. Hocalarımıza teşekkür belgelerini vermek üzere bölüm başkan yardımcımız Sayın Doktor Öğretim Üyesi Muhittin Turan'ı kürsüye davet ediyorum.